A Haber ekranlarında Memleket Meselesi programına hoş geldiniz. Çok değerli konuklarımız var. İç siyaset meselesini değerlendireceğiz. Evet, Filistin meselesi, Mescid-i Aksa meselesi, İsrail'in zulmü gündemimizde. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yönde diplomasi trafiğini yürütürken, bunun için önemli adımlar atarken, bugün özellikle grup toplantılarında, İyi Parti'nin grup toplantısında Meral Akşener'in sözleri siyasete damgasını buldu. Skandal sözlere her yönden eleştiriler geldi. Böyle başlayacağız, bunu değerlendireceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin, Millet İttifakı'nın HDP ile olan sözde örtülü fakat açık olan, artık somut hale geçmiş olan ilişkilerini konuşacağız. Seçimlere giderken 2023 seçimleri var ama bir yandan da seçimler diyorlar, erken seçimler, parlamenter sisteme geri dönüş meselesi de neden bilmiyoruz ama muhalefetin gündeminde. Ben hemen sizlere konuklarımı takdim etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özaseki konuğumuz olacaklar. Hoş geldiniz Mehmet Bey, yayınımıza öncelikle olarak. Ve Sayın Mahmut Övür, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bizlerle birlikte olacaklar. Sayın Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü bizimle birlikte olacaklar. Biz ev sahipleri olarak buradayız. Ankara'dan da Meclis İşleri Komisyonu Başkan Vekili ve MHP Gaziantep Milletvekili Avukat Sermet Atay da konuğumuz olacaklar. Birkaç dakika içerisinde kendisi de Ankara stüdyomuzda yerlerini almış olacaklar. Vakit kaybetmeyelim. Programın ana başlıklarını ben böyle özetlemeye çalıştım ama Sayın Özaseki ile başlamak istiyoruz. Hem benim, hem Kenan Bey'in, hem Mahmut Bey'in soruları var elbette ama dediğimiz gibi bugün siyasete gündemini, başlığını attı Meral Akşener. Her kesimden çok ciddi eleştiri aldı. Netanyahu'ya benzetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Böyle bir dönemde, efendim arkadaşlar bir şey söylüyorlar. Evet, bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu'yu özellikle legalleştirmek olarak, attığı adımları legalleştirmek olarak söylendi. Filistin politikasına dair hiçbir şey söylemedi ki dün çok önemli bir terör operasyonunda çok önemli, üst düzey bir terörist etkisiz hale getirildi. Bunlara değinmedi Meral Akşener ama neler söyledi hemen kısaca bir dinleyelim, hatırlayalım. Peki. İsterseniz ve öyle başlayalım programa. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Evet, Meral Akşener böyle söyledi. Bugün Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu ve bu Netanyahu'nun ya kara propagandayla destektir dedi özellikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Hemen size dönmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özaseki. Özetle böyle değerlendirildi ve sadece AK Parti, MHP'den, Cumhur İttifakı'ndan değil pek çok kesimden de çok ciddi tepkiler aldı. Çok büyük bir gaf olarak nitelendirildi Meral Akşener'in bu sözleri. Buyurun, söz sizde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Haliyle Meral Hanım'ın bugünkü sözleri Türkiye'de yankı buldu. Herkes hayretle izledi bu işi. Zannederim Türkiye'de yaşayan 83 milyon insan ayıplamıştır. Çok yakışıksız, ayıp bir sözcük. Hiç de yakışmadı. Fakat ben bunu biraz bilinçli yaptığı kanaatini taşıyorum. Hı hı. Yani bir siyasi lider olarak grup toplantısında eleştiriler getirirken ya iktidara veya karşı siyasi partilere eleştiri getirmesi çok normalken, bugün özellikle bir çıkış yaparak, hem de haddi aştığını bilerek, benzetmenin yakışıksız olduğunun farkında olarak, bir katile, çocuk katiline, bir teröriste Sayın Cumhurbaşkanımızı benzetmek gerçekten akıl ve mantık dışı bir iş. Bunu yıllardır siyaset içerisinde olan Meral Hanım'ın hiç düşünmeden, evet, rastgele ağzından kaçan bir sözcük veyahut da bir pot kırma gibi değerlendirmek mümkün mü? Değil. Neden diyeceksiniz? Peki niye bunu kasıtlı olarak yapıyor? Şahsi kanaatim bu benim. Katılırsınız, katılmazsınız. Bir sıkışmışlık yaşıyorlar. İyi Parti olarak bir daralmışlık yaşıyorlar. İçinde bulundukları ittifaktaki ortaklarından bir utanç taşıyorlar. Daha doğrusu durmadan milli olduğunu, yerli olduğunu, milliyetçi bir kökenden geldiklerini ifade ederek Türkiye sevdasıyla ortaya çıktıklarını ifade ediyorlar. Fakat beraber bulundukları torba içerisinde, daire içerisinde HDP'yi de bir türlü izah edemiyorlar. O onların utanç vesilesi.
Şu anda gündemde çok da tartışıldığı için bunun üzerine örtmek yeni bir gündem. Orada zaten yeni bir gündem var. Onu biraz örtmeyi de düşünüyorlar. Bir taraftan HDP'lilere bakanlık verilmesi meselesi ciddi bir iştir. Bunun konuşulması lazım. Bir taraftan da üst düzey bir PKK'lı öldürülmüş nihayetinde. Evet. Onunla da ilgili bir takım yorumlar yapılacağı sırada siz çıkıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızı bir terörist devletin, çocuk katillerinin devletinin lideriyle eş tutuyorsunuz. Şunu unutmaması lazım herkesin. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde bütün dünyada ne kadar mazlum varsa onların sözcülüğünü yapan tek liderdir. Ben geçen yıl Arakan'a gittim özellikle. Arakan'a gittiğimde gördüğüm şuydu. Bengaldeş topraklarına gelmişler. 1 milyon Arakanlı çadırlarda oturuyorlar. Kamış çadırlarda oturuyorlar. Günlük 1 kilo patates veriliyor ama çok mutlular. Niye bu kadar mutlusunuz diye sordum. Bu Hindular gelip palalarla bizi kesmiyorlar ya. Affedersiniz tecavüz, çocuklarımıza tecavüz etmiyorlar ya. Bundan büyük mutluluk olur mu diyorlar. Peki orada kim vardı? Bengaldeş hükümeti zaten zayıf ve fakir bir devlet. Sadece Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vardı. Sağlık Bakanlığı oradaydı. TİKA oradaydı. Bizim Kızılay oradaydı. Birçok kuruluşumuz oradaydı ve yatırım yapıyorlardı. Ve insanlar Türk bayrağını görünce zaten heyecanlanıyorlardı. Suriye'deki mazlumların yanında kim vardı? Yine Türkiye vardı. Filistin'deki mazlumların derdini dile getiren kim var? Arap ırkından olanlar bile seslerini çıkarmıyorlar. Sayın Genel Başkan, burada sözünüzü bölebilir miyim? Bugün birkaç gazeteci arkadaşımla konuştum. Filistin'de görev yapmış çok uzun süre hali hazırda yapan. Bu arada hem muhalif hem de başka iktidar kanadından da hani gazetecilik yapan arkadaşlarımız nasıl yankılandı diye sordum. Hani bu habere, Meral Akşener'in bu çıkışına. Neredeyse her sokakta, her evde Türk bayrağıyla Erdoğan posteri var. Nasıl yankılanabilir dedi. Yani şu an bile her sokakta, her evde Türk bayrağıyla Erdoğan'ın posterinin olduğu bir Filistin için siz Netanyahu benzetmesi yapabiliyorsunuz. Burada böldüm, kusura bakmayın. Bugün böyle bir bilgiye nail olmuştum. Yani dünyanın dört bir tarafında özellikle Müslüman bir toplum tarafından Cumhurbaşkanımız gerçekten lider kabul ediliyor. Onun gözüne bakılıyor. Onun sözleri takip ediliyor. Geçen yıl, 2 yıl önce affedersiniz, bir ünlü sanatçı Türkiye'den, sizin de bildiğiniz birisi ama ismini söylemeyeyim. Program sonrasında söyleyeyim. Hacca gitmiş. Beni Kabe'den arıyor. Dedi ki çok rahat tavaf edemiyorum Mehmet abi dedi. Dedim ki şöhretin oralara gitmiş dedim. Fanlarım falan orayı mı sarmışlar hayırdır dedim. Ondan değil abi dedi. Göğsümde kocaman bir Türk bayrağı var dedi. Tavaf eden hacılar dedi Türk bayrağını görünce koşuyorlar geliyorlar. Önce bayrağı öpüyorlar. Sonra da Kabe'ye dönüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi. Bakın şimdi böyle bir lidere siz kalkıyorsunuz Netanyahu benzetmesi yapıyorsunuz. Vicdanı rahat değildir Meral Hanım'ın. Bunu söylerken inanmadığı şeyleri söylüyor. Ben bunu net olarak söyleyeyim. Hı hı, ama onların sıkışmışlıkları HDP. Onların sıkışmışlıkları CHP'nin, HDP'nin çok içli dışlı olması, bunların da aynı potada erimiş olması. Bunu anlatamıyorlar. Hele hele galiba Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin niye HDP'ye bakanlık verilmesin ki? Ne var yani? Özgür Özel gibi, de geçmişte 2019 yılında bunu açıkçası dile getirmişti. Herhalde önümüzdeki günlerin ittifakına doğru da yer yapmaya çalışıyorlar. Millete alıştırmaya çalışıyorlar. Yani. Öyle bir parti ki Cumhuriyet Halk Partisi artık eski kodlarında değil. Cumhuriyet Halk Partisi hatırlarsanız Deniz Baykal döneminde Cumhuriyet'in temel değerleri, Atatürk İlke Bey'in klapları ve laiklik üzerinden bir siyaset güderdi. Kılıçdaroğlu ile beraber eksen kaydı. Tamamıyla bir algı operasyonuna döndüler. Tamamıyla yalan üzerine ve algı operasyonları üzerine bir taktik ve strateji kurguluyorlar. Kılıçdaroğlu geldiğinden bu tarafa herhalde her grup toplantısında veya iki grup toplantısından birinde bir yolsuzluk dosyası falan diyor. Kaç oldu? 100 oldu herhalde. Grup başkan vekilliğinden. Bir tanesi bile olsa ispatlayabildiler mi? Bir tanesi bile doğru çıktı mı? Şahsımla da ilgili söylemişti. Davalar açtım zaten. Tazminatları kazandım. Yalanlarını ispatladım. Bunu bildiğim için yakından da takip ediyorum. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile yaklaşması, yakınlaşması kendilerinin seçim stratejileri. Bunu İyi Parti bir türlü izah edemiyor. CHP belki tabanına izah etmekte zorlanıyor. Çünkü orada da şimdi Muharrem İnce çıktı bir dakika dedi. Sizin yaptığınız bu yakışmıyor. Ben buna karşıyım dedi. Orada da zorlanma başladı. Ama İyi Parti bunu hiç anlatamaz. Anlatmakta zorluk çeker. Ondan dolayı da
durmadan bu konularda gündem değiştirecek işlerin peşindeler diye görüyorum ben. Evet Öztaş Aki, tekrar geleceğim size ama Ankara stüdyomuzda da Sayın Sermet Atay hazırlar herhalde arkadaşlar. Meclis İçişleri Komisyon Başkan Vekili ve MHP Gaziantep Milletvekili Sayın Sermet Atay. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Evet, başladık konuya. Bugün siyasette damgasını vuran, hatta şöyle yorumlanıyor pek çok kesimde. Ali Babacan'ın itiraflarının ardından Türk siyasetine kara leke olarak geçecek ikinci bir söylem olarak da dile getiriliyor. Şimdi biz Sayın Özaseki ile bunun nedenini konuştuk. Kendisi HDP ile olan ittifakın artık gündemde fazlaca yer bulmasından dolayı bu meselenin kapatılması gerektiğine yönelik söyledi. Ama aynı zamanda da Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya üzerinde mazlumların yanında olmasından bahsetti. Bunu örneklerle dile getirdi. Ama bir de şu açıdan da sormak istiyorum size. Evet HDP ile olan bir ilişki. İYİ Parti bunun tabanını anlatmakta çok zorlanıyor ama sanki bunu dışarıda değil de Türkiye'nin zaten dışarıda yaptığı yardımlar, Arakan'daki Müslümanların, Somali'deki Müslümanların yanında olması, mazlumların yanında olması, din, dil, ırk ayırt etmeden den öte sanki iç politikada birazcık daha HDP seçmenine yönelik bir söylenmiş gibi de ben biraz da böyle yorumladım açıkçası. Çünkü 6-8 Ekim olaylarını da konuştuğumuz bir dönemde, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını defaatle savundukları bir dönemde böyle bir açıklamayı sanki bana HDP tabanına da biraz mesaj veriyormuş gibi geldi böyle bir söylemle. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Katılır mısınız daha sonra öncelikle? Evet, bugün öncelikle Sayın İYİ Parti liderinin grup toplantısında ağzına aldığı kelimeleri kendisine yakıştıramadık. Bir ülkenin cumhurbaşkanına çok yakışıksız bir ithamda bulunmuştur. Bu kelimeyle haddini aşmıştır. Yani dünyaca çocuk katili olarak nitelendirilen bir Netanyahu gibi şahsiyetin katilin cumhurbaşkanımızla benzeştirilmesi en basit tabiriyle saygısızlıktır. Bunun bir dil suçması olduğuna inanmak isteriz. Fakat grup toplantılarına baktığımızda Sayın Genel Başkan'ın devamlı gündem değiştirmek uğruna saldırıda bulunduğunu görüyoruz. Bu saldırının kimi zaman muhatapları Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, kimi zaman Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bey oluyor. Artık bunlar kanıksadık ama Türk toplumu bunları değerlendirmesi lazım. Biraz önce Sayın Bakanımızın da söylediği gibi esas mesele gündem değiştirmek ve algı yaratmak. Bu gündem değiştirmek, algı yaratmak nedir? Bugün kendilerinin artık çoğula sığdıramadığı bir mızrak var. Bu mızrak nedir? HDP ittifakıdır. Bugün televizyonlarda son günlerde çıkan İYİ Parti temsilcileri, CHP temsilcileri oluşabilecek bir hükümette HDP'li bakanların da olabileceğini konuşmaya başladılar. Yani Türk toplumunu yavaş yavaş HDP'li bakanlara alıştırıyorlar. Hı hı. Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyorlar. Yarın öbür gün Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması durumunda bunun arkasından acaba yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Selahattin Demirtaş'ı mı görmek istiyorlar? Veya Fatma Kurtaran'ı mı İçişleri Bakanı olarak görmek istiyorlar? Adalet Bakanı olarak başka bir PKK-HDP yandaşını mı görmek istiyorlar? Bunları kendilerine sormak lazım. Ve kendi partilerine yakışıksız bir şekilde saldıran bir HDP milletvekiline cevap vermek durduğu yerde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Geçen hafta içerisinde HDP'li bir milletvekili, sanırım ismi Ali Kenanoğlu, beyanatında şöyle diyor: Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na, çok ben şimdi o ekranlarda bu kelimeyi kullanmak istemiyorum, çok terbiyesizce bir üslupla ona küfür edebilecek bir beyanda bulunuyor. Yani ona bir hayvan benzetmesi yapıyor ve buna AK Parti'den hiçbir ses buna İYİ Parti'den hiçbir ses yok. Bunlara hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Konuşulunca mecliste bazı konuşmacılar, bazı hatipler çıktığında HDP'lilere karşı sanki onların karşısında bir tutum varmış gibi beyanatlarda bulunuyorlar. Ama diğer yandan Sayın Meral Akşener mesela Selahattin Demirtaş'ın eşiyle tiyatro izlemek, Pervin Buldan'la tiyatro izlemek, işte Sayın İmamoğlu'nun eşini de alarak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşini de alarak bir fotoğraf verip bunu topluma sunmak, toplumu yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyor. Çünkü ortada bir denklem var. Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti emin adımlarla yoluna gidiyor.
Yani toplumsal olaylarda devletimizi, milletimizi, vatanımızı veya dünya coğrafyasında İslam'a karşı yönelik tüm faaliyetlerde ortak tavır alıyorlar, ortak tavır gösteriyorlar. Ve bu tavrı, bu dik duruşu, bu beraberliği karşı taraf, Zillet İttifakı dediğimiz ittifak artık hazmedemiyor. Hazmedemeyince şöyle bir yola gidiyorlar. İzledikleri yol, saldıralım. Öncelikle mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun son beyanlarına bakın. Beyanların yani %90'ını denecek şekilde yalan beyan olduğunu görüyorsunuz. Tamamıyla algı yaratmaya yönelik, tamamıyla yalandan oluşan, yalanlar da artık yalan denemiyor. Yalanlardan oluşan bir nevi yalan rüzgarı gibi bir siyaset ortamı görüyoruz. Yani her hafta yalan, her gün yalan. Gündemi değiştirmek için yeni bir ortaya yalan atılması. Arkasından İYİ Parti liderine çıkıp Cumhurbaşkanı'na saldırması. Sanki ortadaki mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı'yla, İsrail Başkanı'yla özdeşleştirilmesi, aynı kefeye konulması. Bu ne kadar yakışıksız bir durum. Dünya devletleri biliyor. Dünya devletleri biliyor ki İsrail'in zulmünün karşısında dik duran en büyük devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Genel Başkanımız grup toplantısını açık ve net bir şekilde söyledi. İsrail Devleti bir terör devletidir. Netanyahu da terör devletinin başkanıdır. Ve İsrail Devleti terörle beslenmektedir. İsrail Devleti çocuk katilidir. İsrail Devleti İslam düşmanıdır. Bugün Dışişleri Bakanı akşam bir tweet attı ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle sanki dalga geçer gibi İslam cumhuriyetlerini, İslam dünyasını hedef alıyor. Bir nevi kışkırtıyor. Yani bunun sonu nereye gidecek? Bunun farkında değiller. Bunu yaparken nereden cesaret alıyorlar? Bunu yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nden cesaret alıyorlar. Yoksa İsrail Devleti'nin orada 1,5 milyarlık bir İslam topluluğuna karşılığı tek başına durması mümkün değil. Ama burada acı olan bugün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında da söyledi. Yani İslam Cumhuriyeti devletlerinin bir araya gelip bu zulme karşı koyması lazım. Ve bunun Genel Başkanımız Türkiye olmasından dolayı ilk haftalarda... Her zaman söylüyor, dünya beşten büyüktür. İlk haftalarda Netanyahu'nun oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetinin altına biliyorsunuz Kürdistan bayrağıyla, sözde Kürdistan bayrağıyla yanıt vermesi bile bunun bir karşılığı aslına bakarsanız. Tabii bugün Fil Suresi'nden bir örnek veriyor. Çok kötü bir benzetme. Yani evet. İslam dünyasını tahrik ediyorlar. Yani uluslararası bir savaş, kaos ortamının içine çekmeye çalışıyorlar. Esas bunun sebeplerinden bir tanesi nedir? Esas bunun sebeplerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güneyinde oluşması muhtemel bir Kürt devletinin, bir terör devletinin oluşmasını engellemesi onları bir çıkmaza sürükledi. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakolu gibi görünen devlet İsrail Devleti. İsrail Devleti'ne eş bir kardeş, eş bir devlet kurmaya çalıştılar. Bizim güneyimizde bu devletin adı da Kürt Devleti koyacaklardı, Kürdistan koyacaklardı. PKK'yı ve YPG'yi bunun için beslediler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dik duruşu, devletin milletiyle kenetlenmesi, Cumhur İttifakı'nın dik duruşu, Cumhurbaşkanımızın, ordumuzun, emniyet güçlerimizin, jandarmamızın oraya yaptığı operasyonlar artık PKK'yı bitme noktasına getirince İsrail'de bir çıkmaz içerisine girdi diye düşünüyorum. Bu saldırıların sebeplerinden bir tanesi de artık İsrail'in orada yalnızlaşması, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir nevi burada suları ısındırarak farklı kaos ortamı yaratmak istemesine kaynaklanıyor gibi düşünüyorum. Peki Sermet Bey, birazdan yeniden size geleceğim. Ben Kenan Bey'e dönmek istiyorum. Hani nasıl yorumladığınızdan öte şunu merak ediyorum. Bu belirleyici olacaktır çünkü yarın Sabah gazetesinin manşeti bu konuyla ilgili ne olacak? Hazırdır herhalde sizin zihninizde. Meral Akşener'in o sözleri manşet oldu. Sözlerini nasıl? Tabii, yani tabii. Çarpıcı yani ben, olacaktır Sabah gazetesi manşeti diye düşünüyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın işte bir özel televizyon kanalında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ikinci sırada imza atarken o esnada Abdullah Gül'ün adaylığı için çalıştığın ortaya çıkması bence Ali Babacan'ın siyasi hayatını bitirdi. Yani siz bir parti lideri olacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte siyaset yapacaksınız, milletvekili olacaksınız ve bu sırada Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül için çalışma yapacaksınız. Abdullah Gül'le birlikte çalışacaksınız. Bence Ali Babacan kendi siyasi hayatını bitirdi. Yani bu kendi tabanında dahi hiçbir partili desteklemedi. Yani Ali Bugün Babacan'ın... Bugün bu anlamda Muharrem İnce'nin sözleri de çok önemli. Tabii.
Şimdi, siz nasıl güveneceksiniz kendi şimdi, partisine bunu yapana? Dedi. Ali Babacan'a siz nasıl güveneceksiniz? AK Parti'de milletvekilisiniz, Erdoğan adaylığı için imza atıyorsunuz. Bu sırada Erdoğan'a karşı bir muhalefet ortak aday çıkartıyor ve siz diyorsunuz ki Abdullah Gül aday olsun. Ve şu söz bence çok önemli. Muhabir arkadaş soru soruyor. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalıştınız mı? Tam ortasındaydım, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeydim. Evet, bir görüş. Aslında ya ben FETÖ davalarını takip ediyoruz. 28 Şubat'ı yaşadık. Bu HDP, CHP, İYİ Parti benzeri ittifaklar 17-25 Aralık 2013'te başladı. Ama görünür değildi. Şimdi Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi HDP'nin İYİ Parti ile yakınlaşması, bakanlıkların ortaya çıkması bir bakıma Ali Babacan'ın ifadesiyle görünür olduklarının ortaya çıkması, deşifre olmaları rahatsız etti. Ve ben nasıl Ali Babacan ihanet olarak tanımlanıyor, AK Parti'deyken farklı bir muhalefetin adayına çalışması ihanetse, Meral Akşener'in bu sözleri de vicdansızlıktır. Yani ben az önce bakanımız ifade etti, yurt dışına gidiyoruz. TİKA, yurt dışı Türkler topluluğu, Recep Tayyip Erdoğan Afrika'daki o masum insanlar için büyük elçilikler açtı, TİKA'yı gönderdi. Yurt dışı Türkler topluluğu orada ciddi anlamda o masumları elini uzatıyor. Yani ben listinde şu anda bir tek Kızılay var. Evet. Kızılay hala oraya yardım etmeye devam ediyor. Bugün bir kampanyaları vardı, ilaç kampanyaları. Onun için belediyelere de zaten haber gönderdiler. Para toplanıyor. Filistin'deki gariplerin, mazlumların yanında hala bir tek Türkiye Cumhuriyeti var. Ya ben o da tabii ki liderin emriyle oluyor. Tabii. Başka türlü olamaz. Başkanım ya ben siyasi anlamda söylemiyorum ama 7 Haziran seçimlerinde AK Parti birinci parti oldu. %41 oy aldı ama tek başına iktidar olamadı. Tabii yurt dışındaki ülkelerdeki Türklerin ya da Müslüman toplulukların tepkisine bakıldığında yani enteresan bir şekilde Erdoğan'ın tek başına hükümet olamaması ya da hükümet kuramaması Filistin'de, Bosna'da üzüntüyle karşılandı. Yani bu Erdoğan'ın, yani Türkiye'nin dışında da bir liderliğin olduğunu açıkça gösteriyor. Ve ben Filistin'le ilgili 19 tane devlet başkanı yetkilisiyle görüştü, papayla görüştü. Yani Filistin için tüm mesaisini harcadı. Yani mutfağında poz verip işte Ramazan bayrağı hazırlığı yapıyorum fotoğrafından çok öte, kıyaslanmaz bile ama. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanmasında öncülük etti, evet, Birleşmiş ya. Milletler Genel Kurulu'nun toplanmasında öncülük etti Türkiye. Ve, Rusya Devlet Başkanı Putin'le sivil insanlar için bir koruma koridoru oluşturulması, koruma gücü oluşturulmasını çalışıyor. Bence insani koridor. Yani son 10 günde Ali Babacan o kendi konuşmasıyla görünür değildim ama tam göbeğindeydim yani Erdoğan'a karşı sözüyle kendi siyasi hayatını bitirdi. Ben sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Bu sözler paylaşıldıktan sonra Deva Partisi'nin üst düzey yetkilileri bile Ali Babacan'ın bu ihanet olarak tanımlanan sözüne destek verilmedi. Şimdi ben milliyetçi kanatta Meral Akşener'in Erdoğan'ı bir işgalci devletin, terör devletinin aslında devlet olarak da tanımlamıyorum. Yani işgalci bir ülkenin, işgalci bir rejimin, katil bir kişinin kişiyle özdeştirilmesi, Netanyahu'yla özdeştirilmesi Meral Akşener kendi tabanında izah edemeyecektir. Ciddi anlamda ben az önce paylaşımda bulunmuş, işte troller, havuzun trolleri bana saldırıyor. Kendi tabanına da izah edemeyecek. Yani Erdoğan'ı, Türkiye'yi bir katil, işgalci devletin Netanyahu'yla eş tutması bence kendi tabanında da ciddi anlamda rahatsızlık verecektir. Ve ben az önce bakanımızın ifade ettiği gibi artık 17-25 Aralık 2013'te başlayan CHP, HDP, FETÖ, İYİ Parti düzlemindeki o ittifak artık açıktan konuşulmaya başlandı, görünür olmaya başladı. Bunun rahatsızlığı, bunu örtbas etme çalışmaları olarak görüyorum. Ama nasıl desem, İYİ Parti tabanında da, milliyetçi tabanda da Meral Akşener'e ciddi anlamda tepki olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Mahmut Bey,
Konuştuk, herkesin fikri bu konuda aynı. Yani sadece dediğim gibi AK Parti tabanının, Milliyetçi Hareket Partililerin değil, sosyal medyada da görüyoruz. Yani arkasında durulmadığı gibi, hani bunu savunan çok az insan da oldu bu açıklamayı. Bu bağlamda değerlendiriyoruz biz. Bir yandan da bakanlık meselesi konuşuluyor HDP'lilerde. Yani Millet İttifakı'nda hani CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi bir anda da böyle hani çok silik ama aslında çok belirgin gibi. Yani Millet İttifakı'na oy verecekseniz o basarken mührü, bir yandan da orada HDP ışıl ışıl parlıyor gibi seçmen gittiğinde sandığa, herhalde artık bu saatten sonra bunu görecek gibi. Ya şimdi tabii ben şöyle söyleyeyim size. Yani Meral Akşener'in tabii Sayın Bakanım da söyledi. Selamet Bey de söyledi. Yani bu iç siyasi gündemle alakalı Kenan da söyledi. Mutlaka bunun etkisi var. Hı hı. Bir hesap var. Fakat ben daha biraz daha global bir süreç parçası olduğunu düşünüyorum. Ve Meral Akşener'in bunu, Sayın Bakan'ın altını çizdiği, bilinçli bir şekilde söylediğini düşünüyorum. Evet. Yani İsrail'e Van Mülü çekmiş bir siyasi aktöre itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Şimdi haddin değil bir defa da. Yani siyasetin haddi değil. Şimdi Van Mülü çeken bir siyasi aktör o günden bugüne de inanılmaz şeyler yapmış. Şimdi peki neyle karşı karşıyayız? Yani bu bir biçimiyle Siyonist İsrail'in lobisi gibi. Bakın Avrupa'ya bakın. Avusturya'dan, Almanya'dan, İngiltere'ye kadar, Amerika'ya kadar bayraklar çekiliyor. Bu bir kolektif saldırı. Almanya dışında. Kolektif saldırı bu. Yani basit bir şey değil. Bütün medyaya bakın. Yani Batı medyasına bakın. New York Times'ından Guardian'ına kadar. Hepsinde hiç Filistinlilerin saldırıya uğradığı gerçeğini göremezsiniz. Bu bir kuşatma. Şimdi bizdeki sürecin de küresel bağlantılar olmadığını söyleyebilir miyiz? Ben Meral Hanım'ı buradan açık söylüyorum. Başta da zaten öyle düşünüyordum. Araya işte Sayın Devlet Bahçeli girdi, Başkan Erdoğan girdi. İyi, milli ve yerli diye tanımladı ama ben sessiz kaldım. Ben yerli ve milli olduğuna inanmıyorum. Şimdi bunu çok net, özellikle de Meral Hanım için söylüyorum. Şu değil mi zaten? Hani dört partide imza atmışlardı bunun altına ve bundan övgüyle bahsetmiştik ama Filistin konusu, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı, attığı adımlar bambaşka. Bunların ötesinde ama özellikle Filistin, Kıbrıs ve Azerbaycan konusu bir devlet meselesi ve burada bir birlik vardır Türkiye'de her zaman. Bir şimdi, devlet aklı gibidir. Hani Meral Akşener hani ilk kez orada, bunun, bak, yani bu da yerli ve millilik deyince hani bunu da söyleme ihtiyacı. Ülkenin milli meseleler geldiğinde sanki milli davranıyor gibi bir duruş var. Hı hı. Aslında bu tür zamanlarda ortaya çıkar. Evet. Yani şimdi Türkiye'nin kendi iç siyaset dinamikleri açısından baktığınız zaman şimdi Başkan Erdoğan'ın küresel düzeyde Sayın Başkan altını çizdiği, nerede nasıl karşılandığını çizdiği, işte bütün mesele o itibarsızlaştırmak. Bu İsrail'in de arayıp da bulamadığı bir fırsat. Yani ben bu açıdan söylüyorum. Yaptığı şey sadece bir vicdansızlık ya da ne bileyim işte siyasi gaf falan değil. Bir bilinçli bir siyasi tavırdır. Zaman zaman bunu CHP'de bazı meczup milletvekilleri Başkan Erdoğan'a karşı diktatörlük üzerinden bir yaklaşım sergilerler. O da aslında dışarıya bakın 2013'ten beri Batı medyasının sürekli devreye soktuğu bir yaklaşımdır. Hı hı. Ben buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim, Sayın Bakan'a soracağım. Buyurun lütfen. Hakikaten şimdi böyle baktığımızda Türkiye neyle karşı karşıyaydı? Yani Biden'ın açıklaması da vardı, hatırlayın. Şimdi bu hayata geçiyor. Çünkü HDP bunun parçası. Yani bunlar bakanlık falan dediğiniz gibi alıştırıyorlar ama bu aslında Biden hareketidir. Çünkü Biden bir taraftan silah veriyor İsrail'e, bir taraftan ateşkes diyor. Çünkü İsrail hedefine ulaştı. İstediği kadar insanları hem öldürdü, hem tahrip etti, şehri mahvetti. Bütün hep böyle yaptı. 67'den böyle bir yapıyor. Hep de Amerika'da hep destekliyor. Yani ünlü bir sinema sanatçısı kadar bir Meral Akşener siyasi tavır koymuyor. Yani Amerikan Hollywood yıldızı kalktı, İsrail'e Amerika'nın parasal destek vermesini eleştiriyor. Ama bizim buradan kalkıp Başkan Erdoğan eleştiriyor. Burada bir gariplik yok mu? Unut evet. Mahmut Bey'in söylediği yerden müsaade ederseniz ben biraz devam etmek istiyorum. Biraz genel resmi, büyük resmi görmek lazım. Küresel oyunu görmek lazım. İçerideki tüm uzantılar da bunun bir parçası. Böyle okumakta fayda var. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diye bir devlet var. Dünyanın jandarmalığına soyunmuş. Her tarafta da istediğini yaptırmaya çalışıyor. Orta Doğu'da da bir hesabı var bunların. Nedir Orta Doğu'daki hesapları? Özellikle Türkiye'nin güney sınırında bir Kürdistan devleti kurmak.
bu devletin de bir terör devleti olmasını, özellikle İsrail'den destekli bir terör devleti olmasını aşikar bir vaziyette istiyorlar. Dünyaya vermedikleri silah, Türkiye'ye parayla satmadıkları silahları bedava, meccane, onun altını PKK'lara veriyorlar. Sayın Bakan, şimdi Kürt ve Kürdistan dendiğinde Kürt sosyoloji üstünde de bir şey yaşanıyor. Bu tamamen PKK terör devleti. Aynen öyle. Şimdi bu, adı öyle kuruluyor ama terör devleti. Türkleri, Arapları, Farsları birbirine düşürmek. Yani bir o halka hizmet değil. Bunu Kürt vatandaşın rahat edeceği bir devlet değil. Kendini bulacağı bir devlet değil. Resmen İsrail'in güdümünde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Başımıza bela olsun istiyorlar. Bu Orta Doğu coğrafyası senelerdir yanıyorsa kendiliğinden mi oluyor bu işler? Ben bir gün Cizre'de evler yaptırdım. PKK'lıların yıktığı evleri yaptırdım. Cizre'de toplandılar. Evleri dağıtırken karşımdaki muhataplarım bana dediler ki %95 burada HDP var. Tüm sivil toplum örgütleri orada ve HDP'ye oy vermişler var. Hı hı. Dedim ki onlara, bakın ben Kayserliyim. Türkmen bir aileden geliyorum. Ama şurada beni kendi milletvekillerinizden çok görürsünüz. PKK'lıların yaktığı, yıktığı evlerinizi yapıyorum. Dicle Nehri'ni ıslah ediyorum. Sularınızı getiriyorum. Kanallarınızı yapıyorum. Arıtma tesisi kuruyorum. Hizmet ediyorum kardeşim size. Ve ben burada çok samimi olarak size sormak istiyorum. Şu sınırın dedim öbür tarafı Suriye mi? Aşağıda bir tel örgü var. 50 metre konuştuğumuz yere bir otel açılışı. Evet. Oradaki insanlarla bir akrabalığınız var mı? Var. Ortak bir tarih. Dil birliği, inanç birliği, senelerin getirdiği akrabalık var mı? Bunlar yaşanmışlıklar. Hepsi var. Bir de dedim orada 13 bin kilometre öteden gelmiş Johnny'ler var. Onlarla da akrabalığınız var mı dedim. Merak ediyorum dedim. Cin gibi adamsınız dedim. Bak gözleriniz ışıl ışıl. Bana bakarken parladığından hissediyorum ben. Niye dedim sormuyorsunuz ya? 13 bin kilometre öteden Johnny'ler buraya niye geldi? Niye geldi? Ne arıyorlar burada? Niye para harcıyorlar burada? Sizin çocuklarınızın eline silah veriyorlar, dağlara gönderiyorlar. Ortalama ömür 3-5 sene. Yavrularınız dağlarda ölüyor. Bunu niye sorgulamıyorsunuz? Hiç ses yok salonda. Dedim ki herhalde şöyle düşünüyorsunuz. Bakan Bey konuşsun, buraya hizmet ediyor, ev yaptırıyor, yollar yapıyor. Ayıp olmasın ya. Bıraksın gitsin ama biz ne yapacağımızı biliriz. Ne bilirsiniz dedim ya. Ne hesaplıyorsunuz? Bunlar size güya eşitlik mi getirecekler? Özgürlük mü getirecekler size? Suriye'ye getirdik. İyilik mi getirecekler? Dünyanın neresine gitti de bu Johnny'ler dedim iyilik götürdüler. Kan götürdüler, bela götürdüler, ayrılık götürdüler, ölüm götürdüler, zulüm götürdüler. Ya bunlara nasıl siz uyarsınız? Bunu şunun için söylüyorum. Resmen bir ABD oyunu var. Birincisi orada bir terör devleti kurmak istiyorlar. İkincisi Biden'ın seneler önceki konuşması çıktı ortaya. Diyor ki eğer orada İsrail devleti olmadıysa bile, yoksa bile bizim oraya yeni bir İsrail devleti kurmamız lazım diyor. Seneler önceki bir konuşması. Plan işte. Ve orada dönüp muhalefete diyor ki Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarını destekleyeceğiz. Niye destekleyeceğiz? Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Niye gitsin? İşte bütün oyunları bozan lider o olduğu için gitsin istiyorlar. Şu an ve muhalefetin da, de yani istemediği şey çok belli Recep Tayyip Erdoğan ama ne istediği açıkça belli değil. O yani. Da belli. Çok net söylemiyorlar. Karşı tarafta bir ittifak kurmaya çalışıyorlar. Bunun liderliğini de söylemiyorlar. Bak bunun liderliğini Kılıçdaroğlu yapıyor. Düşünün şöyle bir 10 sene evveline gidelim. FETÖ bir takım operasyonları yaptı. Nerede yaptı? CHP'de yaptı. Kimi getirdi? Kılıçdaroğlu'nu getirdi. MHP'de denedi mi? Bazı genel başkanlarımız da istifa ettiler. Ve arkasından delegeleri azdırarak kongreleri ele geçirmeye çalışmadılar mı partiyi? Devlet Bahçeli tek başına direndi. Devlet Bahçeli'yi gönderip yerine tabii. Meral Hanım'ı getireceklerdi. Orada da bir oyun var. Partileri dizayn ediyorlar. Aynısını AK Parti'de de yapmaya çalıştılar zaten. Ve nihayetinde Kılıçdaroğlu orada şimdi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarını bir arada tutmaya çalışıyor. Birbirine benzemezleri tutmaya çalışıyor. Yani birbirine benzeyenleri değil. Zaten CHP içerisinde birkaç parça var. Ayrıca bir de Saadet tarafında Allah selamet versin eskiden tanıdığımız bir Temel Bey var. Onu tutuyor bir taraftan. Bu tarafta şimdi İyi Parti'yi tutuyor. Bir de arka taraftan şimdi alenileştirmeye çalıştıkları HDP'yi tutuyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirme görevi Kılıçdaroğlu'nda. Yurt dışından özellikle küresel açıdan olaya bakıldığı zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermenin yolu muhalefeti destekleyerek geçtiğine göre, bunu da açıkça ilan ettiklerine göre ve bu görevde Kılıçdaroğlu üstlendiğine göre bu oyun çok açık değil mi? Çok net gözükmüyor mu?
Vallahi aklımızda alay etmesin de çok net görüyoruz biz bunu. Bakanlıklar konuşuluyor ya, şunu merak ediyorum. Söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi Suriye'ye yönelik bir operasyon olacak. HDP diyelim ki bir ihtimal. Yani HDP'nin de bakanlarının olduğu bir hükümet yapısında. Suriye'ye yönelik bir operasyonu İYİ Parti ya da CHP'nin de bulunduğu, HDP'nin de bulunduğu bir yapı yapabilir mi? Yani sadece Milli Savunma Bakanlığı değil, sizin kastettiğiniz o galiba. Evet. Mesela ben şimdi soracağım. CHP'li vatandaş lütfen elini vicdanına koysun. İYİ Partili vatandaş elini vicdanına koysun. Razı olacak mı bu dediklerime? İçişleri Bakanı HDP'li birisi. Pervin Buldan. Razı olacaklar mı? Meral Hanım. Veyahut da oradan herhangi bir isim, daha mülayim gözüken bir isim, çok lazım söyle söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı'nı HDP'lere verebilecek misiniz? Milli Eğitim Bakanlığı'nı verebilecek misiniz? Olabilir diyorlar. Gençlik Spor verebilir misiniz? Gençliğimizi onlara mı teslim edeceğiz biz? Olabilir diyorlar. Olabilir. Diyorlar yani hani ya. Kendi vekilleri bunu olabilir diyor. Yani yıllar evvel. Kültür Bakanlığı'nı bir teslim edebilir misiniz? Bir de şöyle bir şey var. Hani hep Sayın ittifak bak. Kabul edilmediği halde bakanlık yani şunu diyor. Mesela Özgür Özel'in bir sesi var. Arkadaşlar hazır mı onu bir dinleyebilir miyiz? İktidar olduğunda Millet İttifakı Saadet Partili de bir vekil bakan olacaktır diyor. Tamam olabilir. İyi Partili de bir bakan olacaktır. Olabilir ittifakın içinde ama HDP'li bakan neden oluyor? Onu anlamıyoruz. Bakın İttifakın şöyle söyleyeyim. İçinde değil. Bir hatırlayalım mı? Pardon. Size dönelim. Olur efendim. Peki. Özgür Özel'i dinleyelim. Temel Karamollaoğlu'nu anlıyoruz ittifakın içerisinde. Akşener'i anlıyoruz da Selahattin Demirtaş nasıl girmeli biraz önce söylediklerimizi teyit ediyor. Teyit eden zaten aynı tasdiklediği bir ortam. Yani. Şimdi zaten şöyle demiyorlar. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kılıfı altında Tayyip Erdoğan gitsin, her ne olursa olsun. Peki ben şimdi arka arkasına soracağım şimdi. Birbirine benzemez 4-5 partiden bir ortak hükümet programı çıkabilir mi? Muhaliflerin olduğu bir yerde bir medeniyet inşası mümkün müdür? Bu ekip olsa olsa bir yıkım ekibidir. Hani şair diyor ya, çok güzel bir şiir var, küçük bir şiir, hoşuma gidiyor benim. Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, İki ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, önce bir Süleyman, sonra Sinan gerek. Yapmak çok zor. Ama yıkım ekibi bir araya gelebiliyor. Peki bu benzemezler bir araya gelirse Türkiye idare edebilirler mi? Allah korusun, öyle bir şey düşünmek daha istemiyoruz. Ancak biraz önce Mahmut Bey'in söylediği yerden devam edecek olursak, küresel oyun içerisinde ABD'nin bir oyunu var. Bunun parçaları ve aktörleri de çok netleşmeye başladı. Son dönemde de yaklaşan seçim, 2-2,5 sene de olsa bir seçim var. Orada millete ısındırma turları yapıyorlar. Sanki HDP'yi ısıtmaya çalışıyorlar. Sanki seçime 2,5 sene varmış gibi de konuşulmuyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden öte parlamenter sisteme geçiş için çalışmalar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerinde çalışıyor. Kılıfta bu. Paylaşılıyor. Kılıf yani güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sanki seçime gidiyoruz gibi. Ya da referanduma gidiyoruz dahası. %52 ile geçmiş. Şimdi ben Servet Bey'e dönmek istiyorum Sayın Özaseki müsaadenizle. Onun öncesinde de bugün grup toplantısında MHP grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Kısaca bir onu hatırlayalım isterseniz sonra Ankara'ya Sermet Bey'e döneceğiz. CHP Genel Başkanı HDP'nin adeta eş başkanlığına taliptir. HDP ile yatmış, PKK ile uyanmıştır. Bu utanç, bu pesbayelik, bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır. Bugünkü CHP yönetimi HDP'nin arka bahçesi, Kandil'in ana kademesi Türkiye düşmanlarının can suyudur. İPİM başkanının HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görme densizliği ise kılavuzu CHP olanın ne hallere düşeceğinin ayan beyan göstergesidir. CHP'li Dursun Çiçek'in Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'lilere bakanlık veririz sözleri bize göre malumun ilanı, karanlık maksadın kesin ilamıdır. Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. Evet, Devlet Bahçeli de bugün böyle yorumladı grup toplantısında, MHP'nin grup toplantısında. Hemen ben Meclis İçişleri Komisyonu Başkan Vekili ve MHP Gaziantep Milletvekili Sayın Sermet Atay'a dönmek istiyorum.
Hem Sayın Genel Başkan'ın bu konuşmasına elbette katılıyorsunuz ama nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıdan bakıldığında, İyi Parti açısından bakıldığında? Çünkü İyi Parti'nin asıl hedef kitlesi sizin kitleniz, sizin seçmen kitleniz ve onlara yönelttiği mesajlar da bu yönde. Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısını açıkça deklar ettiği üzere bu sistem içerisinde, bu seçim sistemi içerisinde yapılan son anketlerde 2 gün, 3 gün önce bir anket yayınlandı. Bu anketlerde de Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığı görülüyor. Hı hı. Zillet İttifakı dediğimiz diğer ittifakın kazanabilmesinin yolu HDP ile birlikte olmaktan geçiyor. Ne yaparsa yapsın CHP, 20 yıldan beri seçimi kaybeden bir genel başkan, 20 yıldan beri seçim kaybeden bir CHP var. Ve bu CHP bu dönem yapılacak seçimde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi bir daha kaybetmesi durumunda genel başkanlık koltuğundan olacağını biliyor. Bunun için de tabiri caizse şeytanla dahi işbirliği yaparak Cumhur İttifakı'nı yıkmaya çalışıyor. Burada şeytan kimdir? Genel başkanımızın bugün söylediği gibi buradaki şeytan PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'dir. HDP açık ve net bir şekilde mecliste her gün yanımızdalar. İşlerinden 60 küsur milletvekilinin 40 küsur tanesinin PKK ile direkt ilintisi var. Devlet kayıtlarında bu mevcut. Kimi dağdan gelmiş, kiminin kardeşi dağda, kiminin abisi dağda. Mesela Selahattin Demirtaş diyorlar. Selahattin Demirtaş'ın abisi nerede? Bugün Kuzey Irak'ta bizim devlet görevlisini öldüren PKK'lının kardeşi nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yanımızdaki sırada oturuyor. Açık ve net bir şekilde gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. HDP'nin PKK'nın devamı olduğunu görmeyen göz kördür. PKK açıkça siyasi uzantı olarak HDP'yi meclise göndermiştir. Yapılan hiçbir denklemde ve yapılan hiçbir simülasyonda HDP'siz bir Millet İttifakı'nın seçim kazanamadığı açık ve bariz bir şekilde ortada. HDP'li vekiller, genel başkan yardımcılarının beyanatlarını hatırlayalım bundan önce. Pervin Buldan'ın Van'da bir beyanatı var. Diyor ki artık biz gizli saklı seçimlere girip ittifakın evet. gizli ortağı olmayacağız. Bizden İstanbul utanmayın çıkın bizle beraber gibi. Açık ve net bir şekilde deklar edin bizle beraber girin seçime diyor. Şimdi böyle bir çağrı varken... CHP'nin hala diyor ki mesela Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin ortağı İYİ Parti, işte Temel Karamolla Mahmudoğlu, işte Demokrat Parti diyor. Dikkat ederseniz HDP'ye geldiğinde arkadaşımız diyor, dostlarımız diyor. Ortak değil, dost. Yani toplumda insanların gözünün içine baka baka manipülasyon yapılıyor. Bir algı operasyonu yapılıyor. Bu sanki HDP'nin sebebi de Pervin Buldan'ın açıklamasını örnek verdiniz ya. Bugün artık HDP'nin bu ittifakla ilgili belki çok daha sert açıklamalar yapıp çok daha sert itiraflarda bulunacağı endişesi mi? Özellikle bakanlıklar meselesinin son birkaç haftadır gündemde olması HDP'li yani bakanlıklar. Artık herhalde kendi aralarında bir gizli... Şimdi esas bunlar nereden başladı? Sayın Öztaseki bakanım bilir. Bunlar Millet İttifakı dediğimiz ittifakın İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de HDP ile kirli bir pazarlık yaparak, kirli bir siyaset oyunu sergileyerek belediyeleri alması sonucu bir heyecana kapıldılar. Hı hı. Bu heyecan nedir? İktidar heyecanı. Yani biz burada HDP ile işbirliği yaptık. İstanbul seçimlerini aldık, Ankara seçimlerini aldık. Şimdi burada HDP ile gizli ittifak yapıp alabiliyorsak olası bir genel seçimde de biz bu ittifakı yenileyerek oradaki gibi gizli yaparak burada da seçim alabiliriz. Burada bunları açık ve net bir şekilde topluma HDP ile biz beraberiz, ittifak ortağımız dediğinde vatan, millet, devlet, bayrak düşmanlarına Türk halkının ceza verdiğini geçmiş dönemlerde gördük. Türk halkı ceza kesmesin diye görünürde ittifakın ortağı İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP gizli ortak o dost ve arkadaş ayrımında arka planda HDP. Oysa ki biz biliyoruz, Türk toplumu da biliyor. Açık ve net bir şekilde bugün Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi CHP HDP'nin arka bahçesi olmuştur. Bunu inkar etmeye gerek yok. Yapılan seçimlerde de zaten bunu göreceğiz. Yarın öbür gün şimdiden neden diyorlar HDP'li bakanlara, HDP'li isimlere bakanlık vereceğiz? Bunun sebebi de şu. Yani HDP'yi ürkütüp kaçırmak istemiyorlar. HDP'nin bir adayla çıkmasını istemiyorlar.
hükümette yer almaması durumunda seçimleri kazanamayacaklarını ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan olacağını biliyorlar. Görünen köyü kılavuz istemez. Cumhur İttifakı emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugün iki tane genel başkan, yani Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız çok uyumlu bir şekilde bütün konularda fikir alışverişinde bulunarak emin adımlarla devletimizi yönetiyor. Ciddi adımlar atılıyor. Ülkeler arası tavır konulurken çok ciddi tavırlar konuluyor. Ülkede terör meselesinde çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Daha bugün, dün Cumhurbaşkanımız açıkladı. PKK'nın Selahattin Demirtaş'la omuz omuza poz verdiği PKK'nın üst düzey yöneticisi ininde mağarasında vurularak itlaf edildi. Bugün ortadan onunla kaldırıldı. İlgili hiçbir açıklama yani gelmedi. Yani teröre karşı çok müthiş kazanımlar var. Ne ha, bugün, partiden. Yani bir tebrik Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Orada hiçbir açıklama, yani bu kadar büyük bir operasyon yapılıyor. Bir tebrik mesajını göremiyoruz. Ama bunun yanında nedir? İşte eski bir CHP milletvekili Dursun Çiçek çıkıp diyor ki HDP'ye bakanlık verebiliriz. Çok acı bir durum. Bu adam alba üniforması giymiş. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti ordusunda görev yapmış bir eski subay. HDP'nin ne olduğunu herkesten daha iyi bilecek durumda. HDP'nin PKK'nın devamı olduğunu bilmesine rağmen öyle bir aymazlık içerisinde ki ben HDP'li bir ismin, yani PKK'lı bir ismin hükümette yer almasına yeşil ışık yakarım diyebiliyor. Daha dündü galiba bir televizyon programında yine CHP'nin genel başkan yardımcısı buna benzer söylemlerde bulundu. Şimdi gösterdiğiniz fotoğrafta Selahattin Demirtaş'ın omuzunu dayadığı adam Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri tarafından ortadan kaldırılıyor. Bir tane muhalefet partisi liderini tebrik ederiz mesajı yoktur. Bu ne kadar acı bir durum. Sanki o adam PKK'lı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti askerini, polisini, öğretmenini, vatandaşını öldürmemiş. Sanki normal dağda gezen bir adam, Sofi denilen şahıs. Hiç ortadan kaldırıldı. Ortada bir tebrik mesajı, bir güvenlik güçlerimizi alkışlayacak, onları teşvik edecek bir beyanat ortada yoktur. Varsa yoksa nedir? İşte Cumhur İttifakı bitsin. HDP ile biz gerekirse bakanlık vereceğiz. Bir de ilginç bir durum var. Şunu saptırmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Bizim diyor hükümet olmamız durumunda diyor İslami kesimin seçmenleri, dindar kesmenler herhangi bir şekilde diyor şüpheye katılmasınlar. Çünkü diyor bizim yanımızda diyor Sayın Temel Karamoğlu Mahmutoğlu da olacak diyor. Yani nasıl bir güvensizlik var ki kendisine şahit olarak veya kendisine güvence olarak Temel Bey'i gösteriyor. Bu konuda demek hiçbir garanti veremeyecek seçmeni. Sonuçta kendisine Türk halkını güvenmediğini görüyor. Temel Bey'i kendisine kefil gösteriyor. Çünkü sabıkası kalkan geniştir. Diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemlerde başörtüsüne karşı izlediği tavırlar ortadadır. İnsanları ayrıştırmaya yönelik izlediği tavırlar ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani devletin bekasına yönelik olaylarda izlediği tutum ortadadır. Dindar kesime karşı izlediği tutum ortadadır. Ama her nedense PKK'ya, HDP'ye karşı nasıl ikircikli bir politika izliyorsa sırf İslami kesimden, yani dindar kesimden oy alma gururuna Sayın Temel Karamoğlu Mahmutoğlu'nu dahi kullanabiliyor ve kendisine bir Türk halkını güvenmeyeceğini bildiği için de Sayın Saadet Partisi liderini kendisine kefil tutuyor. Ama Türk halkı bunu kabul etmeyecektir, bu gerçeği görecektir. Bunlar hepsi açık ve net bir şekilde seçim kazanmak için oynanan bir oyundan ibarettir. Yani peki, bugün PKK ile HDP ile olan birliktelik, Saadet Partisi liderinin şahit tutulması, insanların dini düşüncelerine, yaşam tarzlarına karşılmayacağız denmesi, hepsi Cumhur İttifakı'nı yıkmak, 2023'te yapılacak bir seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı o koltuktan indirmek, Cumhur İttifakı'nı yıkarak artık devletin her iliğine kemiğine düşman olan PKK'ları, HDP'lileri bakanlık koltuğuna oturtturmayı göze alacak kadar bir aymazlık içerisinde CHP görüyoruz. Bu CHP ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değildir. Bu CHP'nin içerisinde alt ok falan kalmamıştır. Hepsi yerle yeksan olmuştur. Bu CHP tamamıyla bir hedef belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmak için, yani bir makyavelist tutumla her yol mübahtır siyasetini uygulamaktadır. Bu siyaset nedir? Ben şeytanla dahi işbirliği yaparım. Yeter ki Cumhur İttifakı yıkılsın. Yeter ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kürsüsünden insin. Bunun için de her türlü yalana, her türlü dolana, her türlü manipülasyona, her türlü algıya hazır olmalıyız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları uyanık olmalı. Çok büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunun bir paydası da Amerika'da.
Amerika'da Cumhur İttifakı'nın muktedir olmasını, iktidar olmasını istemiyor. Esas güç de oradan kaynaklanıyor. PKK'yı destekleyen güç nasıl Amerika Birleşik Devletleri ise, FETÖ'yü destekleyen güç de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bugün Siyonist İsrail'i destekleyen ve bu katliamlara göz yunan da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sermet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarıyla oynayan, her gün insanların ölmesine sebebiyet veren, PKK'yı destekleyen, Kuzey Irak'ta ve Suriye'deki YPG'nin oluşumuna destek veren de Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye tabiri caizse dünya devleriyle boğuşmaktadır. Bizim Türk halkından, sadece Türk halkından beklentimiz Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza güvenmeleridir. İnşallah bu pandemi süreci biliyoruz ki insanları yormuştur. Bu pandemi süreci bittiğinde hem ekonomik anlamda rahata çıkacağız hem İnşallah. De 2023'e rahat adımlarla ilerleyeceğiz. İkinci blokta yeniden döneceğiz size. Bu bloğu kapatıyoruz yavaş yavaş ama Sayın Özaseki'nin iki cümle daha müsaade ederseniz. İki cümlenizi alayım. İkinci bölümde sizinle başlayalım, öyle devam edelim. Biraz önce Sermet'e dikkat ederseniz en son söylediği şey, ABD'nin bir planı var. Zaten biz de onu anlatmaya çalışıyoruz burada. Hı-hı. Nedir orada? Bir terör devleti kurulması. Peki bunu bugünlere kadar niye getirdiler? Daha önceden denemişlikleri var mı? Evet var. PKK bir dönem hakimiyet kurduğu yerlerde öz yönetim ilan ediyoruz. Evet. Ne demek öz yönetim? Buraya affedersin TC giremez gibi de sloganlar atıyorlardı. Hı-hı. Hatırlıyor musunuz? Belediye başkanlar çıktılar, söylüyorlar bunları. Ve orada çukurlar kazarak bir eyleme başladılar. Kafa tutmaya başladılar. Giremezsiniz buraya diyorlar. O dönemde bakan olduğum için gittim oralarda, kendi gözlerimle de gördüm. O dönemdeki 2015'ten itibaren erken seçimle başlayan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir beyanatı vardı. Yerel yönetimler özerklik şartını olduğu gibi tanıyacağız. Hı hı. Bir dakika. Hı hı. Yerel yönetimler özerklik şartını nasıl tanırsınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 6-7 tane orada şehri var. Siz oradaki belediyeleri yurt dışıyla irtibat kurma, mali yönden bağımsız hale getirme, istedikleriyle temas kurma imkanı vererek, denetimsiz bırakıp, bizim hepsine itirazlarımız var. Bunları tanıyarak adeta orada özerk bir yönetim ilan edenleri kutsuyordu Kemal Bey. Sonradan herhalde uyardılar ki başkanlık sistemi tartışılırken eyalet sistemini Türkiye'ye getirecekler diye de bir kara propaganda yürütülüyor bir yandan da. O dönemde PKK'lılar vasıtasıyla bunu cebren güçle yapmaya çalıştılar. Çok şükür başaramadılar. Cumhurbaşkanımız dik durdu. Devlet Bey de Allah razı olsun dik durdu. Ve orada bizim askerimiz, polisimiz galip geldi. Peki. Arkasından bunlar HDP'li belediyelere adeta bir üst gibi görerek orada bu planlarını devam ettirirlerken kavim atamaları başladı. En çok itiraz kimden geldi? CHP'den geldi. Niye itiraz ediyorsunuz kardeşim? Anayasa 127 var. Belediyeler kanunu var. Orada diyor ki görevlerinden dolayı bir belediye veya yöneticisi soruşturma ve kovuşturma geçirirse görevden alınır. Geçici olarak görevden alınır. İki ayda bir durumu denetlenir. Peki bu adamlar orada silahlı terör örgütü kurma, onlara destek verme, üye olma, suçu suçluyu övme gibi 30'dan fazla sadece 3 büyükşehir belediye başkanının soruşturma ve kovuşturması var. Mardin, Diyarbakır ve Van'ı kastediyorum. İçişleri Bakanı bunları da görevden almayacak mı? Aleni destek veren adamlar görevden almayacaklar mı? Bunlar alındığı zaman belleri kırıldı. Bunların terör devleti kurma hayali boşa çıkmış oldu. Belediye araçlarıyla arkasından bir de şehit ettiler. FETÖ'cülerin de bunlara destekleri bitince şehirlerde PKK bitti. İlçelerde bitti. Dağlarda bitti. Yurt dışında kaldılar. Sıfırı tükettiler. Şimdi büyük resme geliyoruz. Nasıl temin edecekler peki bu işi? Nasıl yapacaklar bu işi? Nasıl başaracaklar? Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Muhalefet gelsin, Kılıçdaroğlu'nun dediği ekip gelirse bu iş yapılabilir. Sayın Bakanım, reklama gideceğiz ama bir son dakika ekranlarda görüyorsunuz. Kırmızı listede bir terörist daha öldürüldü Diyarbakır'da. Son dakika bilgisini paylaşalım ve reklama gidelim. Özellikle de bunu da değerlendireceğiz. Dünkü o gelen haber, işte Suriye'deki yöneticisi PKK'nın Sufi Nurettin'in ardından şimdi kırmızı listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu konu kapsamında da değerlendireceğiz. Çok kısa bir ara verelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet, memleket meselesi kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Mehmet Özaseki ile konuşuyorduk. Siz devam edin ama Mahmut Bey'in bir sorusu olacaktı size. Buyurun, ben sizi baş başa bırakayım. Hem siz hem Sermet Bey CHP üzerinden HDP'yi tarif ettiniz. Yani HDP-CHP ilişkisi üzerinden bu ittifaka ağırlıkla söylediniz. Fakat buradaki vahim durum CHP-HDP'nin bir biçimde
demin siz de anlattınız. İşte özellikli şartı, Avrupa Konseyi özellikli şartı gibi, işte Hendek'teki arkadaşlara selam olsun gibi. Bunları biliyoruz yani. CHP Genel Başkanı'nın CHP'yi nereye getirdiği belli. Peki MHP'den ayrılan milliyetçi tandanslı ya da milliyetçilik üzerinden siyaset yapan Akşener ve arkadaşları nerede? Onların pozisyonu çok daha vahim değil mi? Evet, en anlaşılmaz durumda o zaten. Seçmeni anlatamadıkları, Anadolu'ya gittiklerinde, yüzle geldiklerinde vatandaşın soru sorması karşısında bocaladıkları en önemli konu da bu. Orada Amerika'nın istediği bir ortam var. Bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunda zaten bayraktarlığını neredeyse bizim CHP yapıyor. Bir taraftan HDP'ye yeşil ışık yapıp meşrulaştırmaya çalışırken önümüzdeki seçimlerin hesabını yapıp bakanlık bile veririz. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı niye olmasın? Katillere deniyor bu. Yaparken bir taraftan da utangaç, biraz sıkılgan bir vaziyette İYİ Parti'de bunlara ayak uyduruyor. Net olarak söyleyemiyorlar. Çok sıkılmış olarak böyle mahcup bir eda ile söylüyorlar. Ve bu konuda açılsın hiç istemiyorlar. Gittikleri yerlerde Anadolu'da mesela Meral Hanım Kayseri'nin bir ilçesine geldi. 3 veya 4 esnafa girdi, 5.'ye girmedi. Niye 6. esnafa girse kesin PKK'yı soracaklar. Kesin bunu yüzüne vuracaklar. Şimdi genel bir politika olarak böyle söylemler var ama bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Hatırlarsanız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bir paylaşımı vardı. Ve özellikle yani kendi eşinin annesinden öte Pervin Buldan'la Meral Akşener'in Kadınlar Günü'nü kutluyordu. O süreden sonra Pervin Buldan'ın bir açıklaması var Meral Akşener'le ilgili. Şimdi biz diyoruz ya nasıl oluyor da Mahmut Bey de merak etti. Asıl mesele kendi aralarında nasıl, bir de bu pencereden bakalım, Pervin Buldan penceresinden Meral Akşener cephesine. Şimdi Akşener'in geçmişte, hani benim özel bir şeyim de var, bilmiyorum açmakta fayda var mı ama eşimi fail meçhul bir cinayette kaybettim. 90'lı yıllar Türkiye açısından gerçekten çok trajedik yıllardı ve binlerce insan fail meçhul cinayetlerde yaşamını kaybetti. O dönem Sayın Akşener İçişleri Bakanlığı yaptı, bakanlık yaptı ve tam da o karanlık dönem dediğimiz dönemde kabinede olan bir isimden bahsediyoruz Akşener açısından. Peki Pervin Buldan'ın bu açıklamasına, eşinin o dönemde öldürülmesi açıklamasına cevabı ne olmuş? Bir de onu dinleyelim. ...24 Haziran'da Fox televizyonunda Sayın Buldan benimle ilgili çıktı. Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'le ilgili çıktı. Faili meçhulcu olduğumu, yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesini de azmettirici olduğumu söyledi. O günkü İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın, Başbakan'ın, Emniyet Genel Müdürü'nün kim olduğunu bilmesi gerekir. Ben unutmam. Kimin o dönem hangi görevde, hangi makamda olduğundan ziyade siyasi geçmişinde ve siyasi duruşundaki nokta önemli. Yani açıklamalar yapıyorlar bu şekilde. Ortak bakanlıklar, hükümet kurulması dahilinde ama işte dediğimiz beşi benzemez bir noktada da tıkanıyor. Yani halkın sormasına gerek yok ya, kendi aralarında dönem, böyle. Siz o dönemleri çok iyi biliyorsunuz Mahmut Bey. Size sormak istiyorum. Kendi kabinesindeki arkadaşını ihbar ediyor. Ben yapmadım diyor. O yaptı gibi bir şey söylüyor. Kendi hükümeti yani sonuçta. Kendisi de İçişleri Bakanı'ydı. Kendisinin de ben mesela o dönem Çatlı'yla ilgili görüntülerini yayınlamıştım. Neyle ilgili? Çatlı'yla ilgili görüntülerini yayınlamıştım. Yan yana durduklarını geldiğinde. Yani o dönemde bir sürü şeyin içerisinde oldu. Tabii 6 ay gibi kısa bir süre bakanlık yaptı. Doğru ama... Stajyer bakanlık deniyor hatta. Bu ona cevap değil aslında. Evet. Yani gerçekten cevap, siyasi cevap vereceksen çıkıp açıkça cevap verecektin. Yani neredeyse kabullendi. Kendi hükümeti dönemindeki Buldan'ın söyledikleri suçlamayı kabullenmiş gibi oldu. Bu sadece çok ben açık. Değilim arkadaşım. İşte bütün bunları niye yapıyor? Belki Sayın Bakan onu açıklaması gerekir. Yani bütün bunları bir milliyetçi parti, milliyetçilik adına siyaset yapan bir parti. Hani ben şunu söylüyorum. CHP bir biçimde yani 89'u falan düşünürsek birlikte bir hareket eden bir gelenekten geliyor. HDP ile CHP'nin siyasi birliktelikleri var. Öyle veya böyle var. Yani sonra atıldılar, gittiler, geldiler, koptular doğru. Özellikle de Kemal Bey döneminde de inanılmaz bir açılım yaşandı. Yani Kemal Bey artık hakikaten CHP'yi
nereye savuracağını bilemez bir hale getirdi. Yani statükoyu falan değiştireyim diye artık HDP'nin şiddetle ilişkini kabul eder bir hale getirdi. Burada tamam, bir şey demiyorum. Peki MHP'den ayrılan sadece Akşener de değil, yani Koray Aydın'ından tutun da diğerlerine kadar hepsi de milliyetçi eksenli, bu ülkede milliyetçilik yapan siyasi aktörler. Peki bunların HDP PKK ilişkisini bildikleri halde evet, burada da nasıl pozisyon alıyorlar? Yani şimdi, bunu nasıl izah edeceğiz? Şimdi haliyle İyi Parti kendi seçmenine veya Türkiye'ye dönüp bunu anlatamıyor. Anlatması da çok zor zaten. Ancak burada onların geçtiğimiz dönemdeki biraz böyle heyecanlandığı, biraz iktidar hırsıyla daha çok ateşlendikleri bir ortam var. O da 2019 seçimleri. 2019 seçimleri bir ittifaklar yarışı şeklinde gerçekleşti. Aslında orada İstanbul için söylüyorum. Sayın Başbakanımız adaydı. Bizim son 25 yıldır İstanbul'a yaptıklarımız belli. Yani gerçekten saymak istemiyorum. O kadar güzel hizmetler yapıldı ki. Başbakanımızın başarısı da var. Fakat ittifaklar yarışında biraz o ittifak öne doğru çıktığı için bir algı operasyonuyla da seçim aldılar. Bu bunları çok sevindirdi. Dediler ki biz tünelin ucunu gördük. Biz iktidara da geliriz. Ama içlerindeki bu parça parça benzemez yapıları bir arada tutmak şartıyla. Bunlardan bir tanesi düşerse iktidar olma şansları yok. Yok. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır muhalefette mi? Tüm dünyada muhalefet güçlenir. Ama bizimkilerin %25'i geçtiği görülmedi. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmiyor. İktidar da geldiklerinde bir şey yapacağına da inanmıyor. Türkiye'ye verecekleri bir şey olduğuna da inanmıyor. Ve olduğu yerde sabit tutuyor. Sanki kemikleşmiş ideolojik bir oy tabanı var gibi gözüküyor. Peki Meral Hanım'ın da oyu belli. %10'un biraz altında, biraz üstünde. 35 etti. Nasıl iktidar olacaklar? Ankara İstanbul belediyelerini nasıl alacaklar? O zaman birilerine muhtaçlar. Saadet'i koyuyorlar, öbür parça küçükleri koyuyorlar. Bir ediyor, iki ediyor. Kime ihtiyaç duyuluyor? HDP'ye ihtiyaç duyuluyor. Sadece bunlarınki iktidar hırsından ibaret. Ve üstü akılda diyor ki, Kemal Bey'in başını çektiği ve bir arada tuttuğu daire içerisinde hepsini bulundurmak için çırpındığı üstü akılda diyor ki aman, dikkat edin, iktidardan bunların gitmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi lazım, AK Parti'nin gitmesi lazım. Açıkça da ilan ediyorlar mı bunu? Muhalefeti güçlendirelim, destekleyelim diyerek ediyorlar. Ve geçtiğimiz yerel seçimlerde de bunlar heyecanlanınca şimdi bir türlü HDP'yi tutmanın peşindeler. Bir taraftan CHP biraz daha sarışıktan yeşile doğru onlara ışık yakmaya çalışıyor. Ama Meral Hanım da asla bu konulara girmeyerek başka türlü gündem değiştirerek devam etmeye çalışıyor. Aynı bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı çok affedersiniz yan yana bile kelimesi söylenemez Netanyahu ile bir arada tutmak gibi. Mesela bir yerde sordular bir soru Meral Hanım'a. Bir dakika dedi ya, gündemde pahalılık var, işsizlik var. Bırakın o konuları dedi. Yasin, parti il başkanınıza, İstanbul il başkanına FETÖ'cü diyorlar. Hem de içinizden bir milletvekili söylüyor. Ümit Özdağ söylüyor. Ne dersiniz diyorlar. Şimdi gündemi değiştirmeyin diyor. Pahalılık gündemimiz diyor. Bakın bu konulara hiç cevap vermiyor. Sayın Bakanım. Veremiyor. Az önce Sermet Bey söyledi. Evet. İyi Parti'nin sözcüsü, önemli bir ismi Yavuz Ağar Alioğlu'na, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu yayında söylenmeyecek çok galis bir hakarette bulunuyor. İyi Parti'nin hiçbir yetkililerinden bu söze tepki yok. Enteresan bir ittifak yani. Yani menfaat işbirliği. O kadar basit. İktidar hırsı. Bunlar bir arada tutuyor. İktidara gelebilmenin tek yolu bunu görüyorlar. Ve onu da güçlendirilmiş parlamenter sistem kılıfı altında yutturmaya çalışıyorlar. Anayasa görüşmeleri yapıyorlar. İttifaklar yapıyorlar. Sonra İstanbul'da belediye başkanı iş dağıtırken %15-25 falan gibi bir takım 35-15-15. Yani oradaki oranlarla işçi almayı bir arada tutan menfaat. Halbuki bir partinin önce ilkelerinin olması lazım. Eğer bir parti iktidara gelecekse, bu millete kendini sevdirecekse ilkeli olması lazım. Özellikle bir partinin yurt dışı meselelerde, Türkiye'nin varlığı, birliği, bütünlüğü meselesinde yerli ve milli olması lazım. Bu milletten oy alıp millet meclisine oturuyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oturuyorsanız yerli olmanız lazım
ve milli olmanız lazım. Peki demokratik bu ülkenin olmak insanı olmanız lazım. Derken, yani şunu sormak istiyorum. Madem belediyeler meclisi meselesine de biraz girdik de, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, yine geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması vardı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir parti, kendini bu şekilde tanımlıyor ve insan haklarından bahsediyor. Demokratik bir parti, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi var. Eğer Kanal İstanbul yapılacaksa, iktidara geldiğimizde ona kredi veren tüm bankalara, buna yatırım yapan tüm iş adamlarına tek kuruş para ödemeyeceğiz. Ya böyle tehditkar bir değil, bir de demokrasiden, serbest piyasa ekonomisinden tamamen uzak bir söylem. Hani iktidara geldik ve hani bankalara geri ödemeleri yapmayacağız, buna yatırım yapan iş adamlarına ödemelerini yapmayacağız gibi bir tehditkar bir dil mesela. Hizmet ya, konusunda Cumhuriyet da Halk desteklemiyor Partisi'nin olabilirsiniz bunu, ama bu dil sizce Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiye yakışıyor mu, ya da herhangi bir siyasi partiye böyle bir tehdit dili? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleriyle eylemler birbirlerinden çok farklı. Kemal Bey'in söyledikleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıkları o kadar farklı ki, daha önce bunlar Gürsel Tekin vasıtasıyla çıkıp da bize muhalefet eden gazeteleri kapatacağız demediler mi? Hepsine el koyacağız. Yükle. Yani el koyacağız demediler mi? Ne demek ya? Zaten şey, Sayın şimdi Bakan, Kemal Bey yurt dışına çıktığında, diyelim ki batı merkezlerine, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok, yatırım yapmayın da diye açıklama evet yapan bir isim. Yani. Evet. Hakikaten. Türkiye için bu söylenebilir mi? Evet. Bu ülkede doğup büyüyen, yaşayan bir insan, hele hele Atatürk'ün partisinin başında olan bir insan bunu söyleyebilir mi? Bunu hiçbir şekilde söyleyemez. İktidarda kim olursa olsun, sevelim sevmeyelim ayrı bir şey. Bunların dünyası biraz farklı. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Deniz Baykal sonrasında bir başkalaşım içerisinde bir eksen kayması yaşıyor. Ve orada özellikle de gerçekliğin dışında bir algı operasyonu peşindeler. Durmadan yalanların peşindeler. Olan farklı, söyledikleri farklı. Şimdi kendi belediyelerinde bile birebir takip ettiğim için söylüyorum. Seçim öncesinde ne söylemişlerse seçim sonrasında tam tersi var. Yaptıkları bir şey de yok. Taş üstüne taş da koymuyorlar. Bir hizmet de yok. Ama orada farklı bir algıyı sürdürmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki böyle bir CHP ile karşı karşıyayız. Böyle bir zorluğumuz var. Eğer buradan belediyelere geçelim derseniz, lütfen biraz buyurun, da belediyeleri konuşalım. Lütfen buyurun, siz o konuya özellikle değinmek eğer istiyorsanız. Evet. Tabii şimdi özellikle birçok büyük şehirde seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partili adayların söyledikleri var. Vaatları var. Aradan 2-2,5 sene geçti. Neredeyse zamanlarının yarısı doldu. Bu zaman içerisinde biz de haliyle takip ediyoruz. Evet. Ve ne Ankara'da ne İstanbul'da kolay kolay da muhalefet etmedik. Kendi içimizde dedik ki izleyelim. Biz 20 senedir, 25 senedir iktidardayız. Bu arkadaşlar da 1 sene, 2 sene bir gitsinler bakalım ya. 2,5 sene, 3 sene görelim bir. Meclis bizde ama önlerini kesmeyelim. Takip edelim. İyi işlerde yardımcı olalım. Ve orada da bir algı yeniden oluşturmasınlar diye istedik. Fakat geçtiğimiz zaman içerisinde gördük ki bunların iş yapma kabiliyeti de yok, becerisi de yok, iş yapmaya niyetleri de yok. Ne söylemişlerse tersine davranıyorlar ve durmadan yine bir algı peşindeler. Meclislerde AK Parti çoğunluğu var, bizi engelliyorlar. Size birkaç örnek vereceğim. Devletten bütçe alamadınız. Rakamları aldım ben şimdi. Böyle bir şey mümkün mü? Ben şimdi İller Bankası'nın bağlı bulunduğu yerde bakanlık yaptım. Senelerce bir tek Cumhuriyet Halk Partili veya farklı bir partiden bir şahsa bir tek kuruş farklı para göndermedik. Şu anda da o bir sistem üzerinde, bir formülasyon üzerinde paralar gidiyor. Kendilerinin bütçeye koydukları paradan geçen sene daha fazla para gelmiş. Bakın şimdi birkaç şey söyleyeyim. Hani önümüzü kesiyorlar diyorlar ya, İstanbul'da şu ana kadar tam 2179 tane dosya gelmiş. Nereye? Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne. Arkadaşlar %98'ine kabul vermişler. Proje önerisi şeklinde dosyalar. Tabii meclis görüşür tüm dosyalar. Bizim önümüzü kesiyor meclis diyorlar ya. Sayın Bakanım, hangi sadece %2'sine ret vermişler. Hangi il? Ankara mı? İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul'dan. Sadece 60 dosya demişler ki hayır bu olmaz, doğru değil demişler. 60 dosya içerisinde ne var diye ben de sordum. Baktım. Birisi Büyükçekmece'de yeşil alanı bozuyorlar, üstüne kütle koyuyorlar. Bizimkiler diyor ki bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz ya? Veya evrak eksikliği var. Kardeşim bunu doldurmayı bile bilmiyorsunuz. Gidin evrağı tamamlayın öyle getirin diyorlar. Ankara'da kabul oranı %97. Reddettikleri işler neler var? Tamam %1'lik, 2'lik ufak tefek red var ya. Orada da fahiş bir su zammı getirmişler kademeli olarak. Bizimkiler diyor ki bir dakika. Sen seçimlerden önce köylerde 10 kuruş yapacağım, suya zam yapmayacağım demedin mi? Cık, olmaz bu diyorlar. Bunun gibi ufak tefek itirazlar var. Peki borçlanma?
25 senede AK Parti belediyeleri İstanbul'da 23 milyon lira borçlanmış. Milyar lira borçlanmış. 25 senede. Neredeyse senede 1 milyar düşüyor düşmüyor. Yani 900 milyon lira gibi borçlanmış. Peki CHP yönetimi 2 yıl içerisinde tam 19,5 milyar lira borçlanma yetkisi almış. Nereden borçlanıyor? 2 senede. 25 seneye yakın. 25 seneye yakın. 43 milyon liraya yakın bu gerçekleştiğinde orada bir borçlanma olacak. Ankara'da 3,1 milyar lira borçlanma yetkisi de Ankara almış. Yani borçlanıyor, bu belediyeler borçlu diyorlar ya. Ha şöyle bir söylem de vardı hani yurt dışından borçlanması belediyenin hani içeriden ha, alamadığı içerisinde için. İller Bankası'ndan borçlanabilir, yani böyle bir yerli bankalardan borçlanabilir, Dünya Bankası'ndan borçlanabilir, Kalkınma Bankası'ndan borçlanabilir. Borçlanma yetkisi alıyorlar. Bizimkiler de diyorlar ki peki madem hizmet var otobüs alacaksınız buyurun. Metro yapacaksınız buyurun kardeşim hadi. Ya daha önce şu söyleniyordu. İstanbul gibi Ankara gibi illerde borçlanmaya ne gerek var ya? Buranın öyle kendine has öz gelirleri var ki. Siz bunu öz kaynaklardan çok rahat yapabilirsiniz. Ne demek beceriksiz adamlar vesaire gibi nutuk atıyorlardı. Şimdi gelir gelmez 2 sene içerisinde İstanbul'un aldığı borçlanma yetkisi 19,5 milyar lira. Bizim 25 senemize eşit neredeyse. Ankara'da 3 küsür milyar lira. Ya işçiler konusunu bir düşünün şimdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Başkanları, her çıktıkları toplantıda eski çalışan arkadaşlara asla dokunmayacağız. Hı hı. Emekçinin alın terine saygı göstereceğiz. Affedersiniz, söylemeden duramayacağım. Eğer bir işçi arkadaş atan olursa namussuzdur, şerefsizdir. Affedersiniz, aynen böyle söylüyorlar. Kendi ifadesi. Peki ne oldu? İstanbul'dan atılan, ben Hak Yol Federasyonu Başkanı arkadaşla da görüştüm. Oradan da aldım rakamları. 11.706 kişi. Ya şöyle denilebilir mi? Ya kardeşim burada çok işçi varmış ne yapalım? Çıkardı adam, rahatlattı, personel giderlerini düşürdü. Fakat yerine yeni kişiler alınıyor. 18 bin kişi yerine adam almışlar. Banka hem de bölüşümle. Bunu biraz daha açar mısın? Yani 11 bin kişi atıyor. Bankamatik deniliyor. 11.706 tane çalışan emekçi insanı kapının önüne koyuyor. Ben o insanların bir kısmını kendi aramızda paralar toplayarak, sendikaya rica ederek ayda 500 lira, 1000 lira ne olur verin. Bak bu adam gidecek yeri yok. İşçi bu adam. Ya park metrenin başında duruyor, temizlikte çalışıyor. Gariban bir insan ya. El insaf yani. Alın teri döken bir emekçi. Bundan ne istersin? Bunun partisi olur mu? Gerçekten de o çalışan, özellikle taşerondan geçen arkadaşların partilerine baksanız eşit dağılım vardır. Ama AK Parti belediyesi ya atmaları lazım arkadaşların. Yerine de kendi adamlarını almaları lazım. Bantlarda yayınlandı zaten bu. Siz de görmüşsünüzdür. İstanbul İl Başkanı Özgür Nas. CHP %35. Tabii. Oranlar da belli. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas. Yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcısı. İl Başkan Yardımcısı. CHP %35. İYİ Parti'ye %15. Diğerleri HDP işte Saadet'i muhtemelen kastediyor %15. Kalan %20'yi de İşte istihdam ofisleriyle kariyer üzerinden bakarız dediler ve uyguladılar da başkanım. Burada 18 bin kişi aldılar işe. Ankara'da 4500 kişi. Yeni elemanlar. O partili yine ekibi doldurdular içeriye. Ne söylemişlerse tersini yapan bir yapı var. Bir de vaatler var ya bol bol. Ben bu vaatlerini çıkardım. Benim işim bu. Yerel yönetimler başkanıyım. Ankara'da bakın ilk vaat şöyle başlıyor. 58 kilometre metro. 58 kilometre metro. Ulus meydan projesi yer altına trafiğin alınması. Köylerde suyun 10 kuruşa düşürülmesi. Her semtte 141 semt var bir kreş. Düşük gelirli ailelere ücretsiz servis. Otobüsün ücretsiz olması. Atanamayan öğretmenlerin belediye bünyesinde çalıştırılması. EYT'cilerin sorunlarının çözülmesi. EYT'yi bile belediye çözüyor yani. Öyle güçlü bir belediye maşallah. Evlere rüzgar ve güneş sisteminin kurulması. Taksicilere 2 tablet dağıtılması. Okumayayım değil mi? Çok sıkar şimdi. Ama şunlardan hiçbirisi yok. Hiçbirisi geçen sene soracaktım. Şöyle 2018 yılında AK Partili belediye 8,5 bin ton asfalt dökmüş. Bu sene 1500 ton. Ya hiç olur mu böyle bir şey? Başkanım yarım metre metro hattı döşeyemediler. Yani tek metro hattı. Onun hiçbirisi yok. İstanbul için derseniz aynı vaatler 3 aşağı 5 yukarı burada da var. Mesela özellikle trafikle ilgili İstanbul'a ulaşımı ucuzlatacağız. İstanbul'un metro ağırlarıyla üreceğiz. İstanbul'da otopark sorununu çözeceğiz. İstanbul'un trafik sorununu azaltacağız. Vesaire, vesaire, vesaire. Daha hiçbirisini gerçekleştirme yolunda attıkları bir adım bile yok. Yani belediyecilikte de yaptıkları tek şey algı operasyonu yapıyormuş gibi yapmak.
Ankara'da gidiyorlar mesela pazardan birkaç tane sandık domates, biber falan alıyor, dağıtıyorlar. Bütün esnafların sebze meyvelerini aldık pazardan, dağıttık diye ilan ediyorlar. 3-5 tane bakkalın hesabını kapatıyorlar. Fakirlerin bütün bakkal hesaplarını kapattık falan filan gibi bir algı yapıyorlar. Peki en son şöyle bir tartışma oldu. Çiftçinin elinde kalan patates soğanı devlet alınca ve dağıtınca neden bununla bunu ben bunu senelerce yaşadım. Komedi malzemesi haline getiriyorlar. Belediye başkanlığım sırasında fakirlerin bulunduğu mahallelerde aşevleri kurmuştum. Onların da tüm gıdalarını iş adamlarından alıyordum, zenginlerden alıyordum. Oradakilere bir ekmek, biraz da işte sıcak yemek veriyorduk. Bunu senelerce 94'te başladım, 10 sene kadar devam ettirdim. En fazla bana muhalefet eden her hafta Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı çıkar. Kardeşim, bunlara makarna dağıtıp durmayın. Hazıra alıştırmayın. Bunlara bunları vermeyin. Balık tutmayı öğretin. Bakın en çok söylediği söz buydu. Şimdi tersinden başladılar ama bunda da çok az yapıyorlar, fazlaymış gibi gösteriyorlar. Bir tablet olayı yaşadık. Pandemi döneminde biz bir kampanya yaptık AK Partili belediyeler olarak. 250 bin tablet alacağız. Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağız. Bütün illerde ihtiyacı fakir, olanlara. Kimse işte ihtiyacı olan tüm öğrencilere dağıtacağız. İşte bizim mesela Şahin Bey belediyemiz Gaziantep'te bir küçük belediye nihayetinde, ilçe belediyesi 50 bin tablet dağıttı. İstanbul'un dağıttığı 30 bin civarındaydı zannedersem. Şahin Bey dedi ki bir dakika arkadaş, kocaman İstanbul'sun sen, ayıp oluyor ya. Ben 50 bin tane dağıttım. Böyle deyince başladılar buradan. O Milli Eğitim'den bedava aldıydı, dağıttıydı vesaire vesaire. Tüm dünyaları algı üzerine kurulu bunların. Yani söyledikleriyle yaptıklar birbirlerinden o kadar farklı ki. Siz bizzat sürecin takipçisi olduğunuz için bunları artık bundan sonra yavaş yavaş bakın. Hiç bunlar hakkında bunların yaptığı gibi iftirada bulunmayacağız. Yalan asla konuşmayacağız. Ama kamuoyuyla paylaşacağız. Doğruları söyleyeceğiz, paylaşacağız ve millet de bunların gerçek yüzünü görecek. Belki de doğru bir muhalefet yapmayı da öğrenmiş olurlar, olabilir mi? Siz belediyecilik konusunda bir muhalefet yaparsa, yol göstererek, hem eksiklikleri anlatarak yol göstererek belki bu siyaset için de yönlendirici olur. İnşallah. Sayın Bakanım devam edeceğiz ama Kenan Bey, bu süreci konuşuyoruz işte bugün Meral Akşener'in açıklamalarından ve HDP'li bakanlar mevzusundan. İşte pek çok eski milletvekillerinin açıklamaları var. Muharrem İnce'nin dün geçtiğimiz gün açıklaması vardı parti içi demokrasiden bahsederken. Bir de Atatürkçü Parti söylemi ve HDP'li bakanlıklar mevzusunda özellikle yakınıyordu ve şikayette bulunuyordu vatandaşa. Şimdi siz ittifaktan bakanlığa süreciyle ilgili isterseniz ayağa kalkalım. Arkadaşlarım tamam. da verebilirlerse ekrana. Bu süreci birlikte adım adım izleyelim tarihleriyle tamam, beraber. Sizin böyle bir çalışmanız var. Olur. Buyurun. Ya aslında ben yayında da az önce söyledim. 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'nün yargı darbe girişiminin ardından FETÖ açıkça Doğu ve Güneydoğu'da polis, asker ve memur lojmanlarındaki oy oranlarına baktığımızda FETÖ'ye yakın isimlerin HDP'ye oy verdiğini açıkça gördük. Hı hı. Yani 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden önce Doğu ve Güneydoğu'da polis, asker, memur sandıklarında HDP'nin oy oranı... Lojmanların bulunduğu sandıklarda. Tabii tabii. %2-3 oy alıyordu. Hı hı. HDP'nin oy oranı %2-3'tü. 30 Mart seçimleri oldu, yerel seçimleri 2014'te. HDP'nin oyu %25'lere çıktı polis, asker ve memur sandıklarında. Ve onu HDP'nin anayasa hukukçusu Hasip Kaplan şöyle demişti. Yerel seçimlerde Güneydoğu'da askerlerden, polislerden oy almaya başladık. Şırnak'ta bazı Tugay sandıklarında 1/4 oranında oy aldık. Samimiyetimiz bu cenahta da karşılık buldu. Yani HDP oyunu polis, asker, memur sandıklarında yerel seçimde... Başka bir grafik daha vardı arkadaşlar. Oradan sanki başlasak aslında... Oradan başlasak tabii. daha iyi olur. Tarihlerle evet. tek tek belirtilmişti. Yani... Bu değil. HDP FETÖ ittifakı. HDP evet bu evet. işte. Yani şimdi az önce ifade ettik. 2011 milletvekili seçimlerinde polis, asker, memurların oturduğu lojmanlarda oy oranı HDP'nin %2-3. Yani oy oranı %2-3'ü geçmiyor ama 30 Mart yerel seçimlerinde %25'e çıktı.
Bir anda nasıl böyle bir fark ortaya çıktı? İşte %2'den %25'e çıktı ve 7 Haziran milletvekili seçimlerinde de %80'lere çıktı. Hı hı. Yani hı hı. O dönemde Barko'yu devam ettirebilirse arkadaşlarımız, işte şeyin sözleri vardı, HDP'li, ya HDP'ye FETÖ'nün oy verdiğini açıklayan bir ses kaydı vardı. Evet, Mehmet onun Akif, diyalogları da vardı. Tabii, evet, Mehmet Akif Üner. Şu. Bu... Ya sen de bir oy HDP'ye diyenlerden misin yoksa? Ben mi şu an oy kullanmayı düşünmüyorum diyor. Mehmet Akif Üner de niye oy kullanılmaz mı ya? O nasıl bir iş diyor. İsmail Bey de ben mi? Ben şu an oy kullanmayı düşünmüyorum diyor. Evet ve devamında da şu var. Mehmet Akif Bey evet. Kim? Evet, Mehmet Akif Üner diyor ki dostumun düşmanı dostumdur. Taktik yap İsmail, gözünü kapat, bas HDP'ye bir şey olmaz. Bir tamam şey olmaz. Abi diyor. Hı hı. Yani FETÖ'nün en önemli polislerinden, polis amirlerinden hı hı. Mehmet Akif Üner HDP'ye oy verilmesini açıkça itiraf ediyor. Ve o dönemde Doğu ve Güneydoğu'da dediğim gibi %25'lere çıktı 30 Mart seçimlerinde. 7 Haziran'da da %80'e. Ve o dönemde daha FETÖ'yü biz... FETÖ ile mücadeleye ciddi anlamda başladık. 17-25 Aralık olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şu açıklamada bulundu. Ne şu açıklamayı yaptı? Güneydoğu illerindeki bazı sandıklarından çıkan sonuç oldukça ilginç. Bu illerde askerlerin ve polisin oy kullandığı sandıkların birçoğundan BDP birinci parti çıkmış. Paralel yapı buralarda çok iyi çalışmış. Yani Doğu ve Güneydoğu'da polis, asker, memur sandıklarındaki oy oranları HDP lehine çıkıyor. Ve az önce ifade etmiştik, Şırnak milletvekili Hasip Kaplan, anayasa hukukçusudur kendisi. Hı hı. Ve şunu söylüyor, yerel seçimlerde Güneydoğu'da askerlerden polisten oy almaya başladık. Şırnak'ta bazı Tugay sandıklarında 1/4 oranında oy aldık. Samimiyetimiz o cenahta da karşılık buldu. Böyle ya, bir şey mümkün olabilir mi? Ya HDP tabii, siyasi tabii. Bir parti. Hı hı. Yani sen Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın... Siyasi bir konu olarak ifade ediliyor. Birebir sıcak çatışmada yer almış güvenlik çatışmadasınız. Polis ve askerler ve memurlar. Yani eskiden %2 oy alan HDP %25'e çıkıyor. İşte o oradaki polis ve askerler, FETÖ'cü polis askerler, memurlar HDP oy veriyor. Yani bu asker ve polis sandıklarından çıkan sonuçlar. Bilmiyorum o tablolar var mı? %25'e çıkıyor. Hı hı. Yani deniliyor ya HDP ile FETÖ ittifakı olur mu? Şırnak milletvekili, anayasa hukukçusu Hasip Kaplan biz diyor oyumuzu %25'e çıkardık diyor. Ve rakamlar da mesela Ekrem Dumanlı işte kendisinin ifadesi Ahmet Hakan Coşkun o dönemde röportaj vermiş. Cemaate sempati duyan insanlar oylarını Güneydoğu'da BDP'ye verdi. Hı hı. Yani açıkça... FETÖ. Şeyin de bir açıklaması vardı sanırım. Ergun Babahan. Tabii neydi? Onlar da var. Onun da bir açıklaması tabii. Vardı bu konuyla ilgili evet, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şey. Şahin Alpay. Şahin Alpay. Tek çare HDP. Bundan 3 ay önce çıkan bu seçimde HDP'ye mi oy verilme sorusunu yani bir yazımda şöyle yazmıştım. Bu seçimde de oyum HDP'ye. Ergün Babahan yine yeniden HDP'ye deme zamanı. Hı hı. Nazlı Ilıcak mesela. Nazlı Ilıcak da benzer ifadeleri kullandı. Ya FETÖ, HDP ittifakı Erdoğan'a karşı FETÖ ile mücadele ederken HDP ile FETÖ birlikte hareket etti ve hı hı. Zaten CHP ile de ittifakı... O dönem zaten FETÖ'nün kanalları buyurun. Tabii. Öyle alalım Kenan Bey. Kapatılırken orada nöbet tutmaya giden HDP'lileri hepimiz hatırlıyoruz. O dönemden zaten siyasetin yönü nasıl ilerleyeceği konusunda böyle bir karar verilmişti. Bir Ankara'ya dönelim isterseniz. Servet Bey'i biraz yalnız bıraktık. Servet evet. Bey'i. Servet Bey. Evet. Evet, bu süreci hep birlikte izledik Servet Bey. Bu gidiş adım adım geldi. Bunları uzun süredir konuşuyorduk ama bir anda yeniden siyaset gündemine, iç siyaset gündem malzemesi olmasına sebep Meral Akşener'in açıklamaları, CHP'li milletvekillerinin açıklamaları HDP konusunda bu şekilde ilerledi. Siz şöyle Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diyoruz. Millet İttifakı
biraz flu bir ittifak halinde ama Cumhur İttifakı net. AK Parti ve MHP'nin duruşları, işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesi de bu olaylar üzerinde Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdiler. Burada bir netlik söz konusu ama İyi Parti'ye olan çağrılar da söz konusuydu geçtiğimiz dönem MHP'den. Durum şu an açıkça bu şekilde. Bunu analiz etmeye çalıştık. Şu anki duruşlarını analiz etmeye çalıştık ama son kertede siz neler eklemek istersiniz? Evet, öncelikle tabii iyi tahlil etmek lazım. Bir kelime aslında gözden kaçtı. Programda da konuşmadık. Sayın İyi Parti lideri Meral Akşener bir beyanatında sanki Kürtlerin siyasi temsilcisini HDP olarak gösterdi. Ve yani HDP'ye yapılan siyasi eleştirilerin veya onlara yönelik hareketlerin Kürtlere yapıldığını ima etmeye çalıştı. Yani koskoca en tehlikeli söylemlerden biri. Kendisine Kürt diye tanımlayan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olanları bir nevi HDP'yi Kürtlerin siyasi temsilcisi gibi gösterdi. Oysa Güneydoğu'da, Doğu'da ben de bir Gaziantep milletvekiliyim. Çok büyük Kürtlerin, sağduyulu Kürtlerin birçoğu HDP'ye kendini eşdeğer görmüyor. HDP kendisini temsil ettiğine inanmıyor. Nitekim orada Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti çok yoğun oy aldı. Yani bu da çok talihsiz bir açıklamaydı. Ben Mahmut Bey'in biraz önceki sözlerine dönmek istiyorum. Mahmut Bey'i ben 90'lı yıllardan beri takip ederim. Araştırmacı bir gazetecidir. Meral Akşener Hanım'ın Pervin Buldan'ın sorusuna verdiği cevap kaçamak bir cevaptır. Mahmut Bey'in tespiti doğrudur. Hı hı. Yani orada ben bakan değildim, İçişleri Bakan değildim, Adalet Bakan değildim şu derken siz de Doğru Yol Partisi'nin yetkili milletvekili veya o partinin içerisinde yer alan birisiniz. Ve biz sizin özellikle Mahmut Bey'in ben çok iyi bildiğini biliyorum. Kimlerle işbirliği yaptığınızı, kimlerle konuştuğunuzu, kimlerle yakın temas içerisinde bulunduğunuzu biliyoruz. Şimdi o zaman yapılanlar doğruydu. Yani o zaman bir söylem vardı, devlet için kurşun atan kurşun yiyen. Şimdi evrildiniz, geldiniz HDP dönemine. HDP döneminde aman onları ürkütmeyelim, ben bakan değildim, başka biri bakandı deyip işin içinden sıyrılamazsınız. Şimdi bu Mahmut Bey'in sorusuna bir cevap olarak söylüyorum. Biz bir kere Milliyetçi Hareket Partisi olarak İyi Parti milliyetçilerin temsilcisi bir parti olarak görmüyoruz. Hele hele ülkücü olarak hiç görmüyoruz. Ülkücülerin siyaset yaptığı tek yeri vardı da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. İYİ Parti içerisinde baktığımızda CHP cenahından temsilci arkadaşları görüyoruz. Doğru Yol Partisi cenahından eski Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapmış şahısları görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gidenler de var. Yani Milliyetçi oraya Hareket Partisi'nden İYİ Parti'ye geçen bir arada geçmiş mesai arkadaşlarınızdan pişmanlık duyanlar var mı? Tabii ki de isim sormuyorum ama. Şimdi bunun pişmanlık duyanlar bilmem ama mesela Soyun Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz ayda yaptığı çok böyle sert açıklamalar çıkışlar, var. Açıklamalar. Neredeyse İyi Parti ve İyi Parti liderini hainlikle itham etti. Hı hı. Ve yapılanların Türk halkını kandırmaya yönelik bir siyasi hareket olduğunu, algı operasyonu olduğunu, İyi Parti'nin doğru yolda olmadığını, yanlış bir yolda olduğunu, insanları yanlış yönlendirdiğini, kendisinin milliyetçi söylemlere inanarak buraya gittiğini ve pişman olduğunu söyledi. Ki Ümit Özdağ, ben 2015 yılında Gaziantep'te Ümit Özdağ'la beraber milletvekili adayıydım. Kendisini iyi tanıyorum. Genel Başkanım teveccühüyle geldi Gaziantep'te milletvekili oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. İyi Parti'ye gitti. Onun o partinin programın hazırlamasından tutun genel başkan yardımcılığına kadar en yüksek seviyeye kadar çıktı. Ne oldu da Ümit Özdağ gibi siyaset profesörü olmuş bir adam İyi Parti liderine bu kadar ağza alınmaz hakaretler etti? Ne oldu? Yani anayasa çalışması yok muydu? Anayasa çalışması vardı İbrahim Kaboğlu başkanlığında. Bunu inkar ettiler. İbrahim Kaboğlu o tartışmalar çıktıktan sonra 3 ay meclise gelmedi. Şimdi Yavuz Ağıraloğlu diyoruz. Ben o gün meclisteydim. Yavuz Ağıraloğlu çıktı grup başkan vekiliyken HDP'ye bir eleştiri yöneltti. Siz dedi PKK ile beraber iş tutuyorsunuz dedi. Bir dakika dedi hemen Fatma Kurtalan çıktı hepimizin göz önünde parlamentoda. Kürsüye geldi, sırtını böyle döndü. Direkt de karşısına İYİ Parti'yi aldı. Gözün içine bakarak elini kaldırarak dedi ki hop siz dedi orada bugün HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz dedi. HDP'nin oylarıyla seçim kazandınız dedi. Sen kalkıp burada HDP'yi suçlayamazsın dedi. Sen haddini bileceksin dedi. Bir Allah'ın kulu çıkıp da had bildirmek nedir demedi. Şimdi Sayın Meral Akşener her grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli ya Sayın Cumhurbaşkanı nasıl saldırıyor? Ya bir gün Allah için dön
seni partinin milletvekiline bir hayvan benzetmesi yapan veya mecliste sen kimsin, parlamentonun son sırasında oturuyorsun, bizim sayemizde oturuyorsun diyen bir HDP genel başkan yardımcısına çık da bir cevap ver Allah için. Şimdi bundan hiçbirini göremiyorsun. Neden göremiyorsunuz? Sadece bir yol belirlemişler. 2023'te girilecek seçimde biz Saadet Partisi olsun, Demokrat Parti olsun, HDP'nin dışarıdan desteklediği bir oluşum olsun, ne olursa olsun, kim olursa olsun yanımıza gelsin ve biz seçimi kazanalım, Cumhur İttifakı'nı yıkalım. Yine bir televizyon programında, Sayın Bakanım da bilir, devamlı şunu söylüyorlar. Efendim diyorlar, İYİ Parti'nin belediye başkan adayı çıkardığı şehirlerde HDP mutlaka belediye başkan adayı çıkardı. HDP bize destek vermedi diyorlar. Hayır efendim, bu çok büyük bir yalandır. Ben Gaziantep'ten, kendi şehrimden örnek vereyim. Gaziantep'te İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adaylarını çıkardı Millet İttifakı'nın bir paydası olarak. CHP büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmadı. Bunun karşılığında eski HDP milletvekili, HDP'den milletvekili yapmış Sayın Celal Doğan, DSP'den milletvekili adayı oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kesimi ve HDP ve içinde FETÖ'nün bulunduğu kesim açık ve net bir şekilde blok şeklinde Sayın Celal Doğan'a oy verdiler. Şimdi halkın içini gözünün içine baka baka çıkıp televizyon programlarında efendim İYİ Parti'nin belediye başkan adayı çıkardığı yerlerde HDP adayı çıkardı, bizim onlarla birlikteliğimiz yok diyeceksiniz. Şimdi bu soruya verilen cevaba ne diyeceksiniz? Yani Gaziantep örneğini bir buyurun veriyorum onlara. Yarın çıksın açıklasınlar. HDP Gaziantep'te neden belediye başkan adayı çıkarmadı? Bunun cevabını verebiliyorlar mı? Veremezler. Şimdi bunların yaptığı açıkça manipülasyon ve yalan politikası, yalan üretme makinesi gibi çalışıyorlar. Bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu, bir tarafta Sayın Meral Akşener. Ve her sıkışmalarında, şimdi dünyanın gündemi nedir bugün? İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikalar, terör devletinin uyguladığı insanlık dışı politikalar, çocukların, gençlerin öldürülmesi, İslam'a yönelik bir düşmanlık, bizim kutsallarımıza yönelik bir düşmanlık varken, şimdi dönüp orada Sayın Meral Akşener grup toplantısında Cumhurbaşkanı çok talihsiz bir şekilde çocuk katili, terör devleti lideri, terör devletinin lideri, terörist başı Netanyahu ile benzetmesi siyasi anlamda çok büyük bir rezalettir. Yani bunun dil sürçmesiyle bir alakası yoktur. Tamamıyla gündem değiştirmeye yönelik manipülasyondur, özellikle yapmıştır. Burada basiretli birinin çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber, yani devlet olarak biz Netanyahu'ya çok büyük bir tepki göstermişken çıkıp bizim Cumhurbaşkanımız da Netanyahu'yu hangi kafayla, hangi mantıkla, hangi izanla bir araya getiriyor? Ama nedir? Bunda da muktedir olmuştur, başarılı olmuştur. Biz iki saatten beri Meral Akşener'in bu beyanını konuşuyoruz. Yani burada da bir mantık yani var kendi içlerinde elbette. Milletin gözü İsrail'in dışına çıktı. Halbuki biz ne konuşmalıyız bugün? Mesela Netanyahu işlediği çocuk katliamları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı ve ceza almalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı tüm İslam Cumhuriyeti başkanlarıyla bir tur, dışişleri turu yaparak onlarla bir birliktelik oluşturmaya ve Birleşmiş Milletler'de bir güç oluşturmaya ve İsrail'in karşısına dikilmeye çalışıyor. Yani birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan dönemde Cumhurbaşkanımıza saldırmak bir aymazlıktır. Yani bunu vatanını seven bir insanın yapamayacağı düşüncesidir. Sermet Bey, burada bir virgül koyabilir miyim? Yani bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı adımları, diplomatik çabalarını, liderlerle, devlet başkanlarıyla görüşmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanması hep Türkiye'nin attığı adımlarla oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi İsrail'de hükümet yetkililerinden bir açıklama gelmiş. Bir son dakika açıklaması. Ateşkes birkaç gün içinde olur denmiş. Bu önemli bir açıklama. Yani Türkiye dışında, çünkü başka hiçbir ülkenin bu anlamda somut bir adımı yok. Hemen bir Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Doktor Bülent Yavuz, kendisine soracağız. Çok kısa değerlendirsin bunu bizler için. Oradan devam edelim. Sayın Bülent Yavuz, duyabiliyor musunuz bizi? Duyabiliyorum efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Evet, çok değerli konuklarım var stüdyoda. Bir son dakika gelişmesi. İsrail hükümet yetkilisi ateşkes birkaç günde olur diye bir açıklama yapmış. Nedir bu açıklamanın detayları? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı vardı. Türkiye'nin özellikle Rusya ile Birleşmiş Milletler daimi üyeleriyle görüşmeleri de vardı. Böyle bir karar Birleşmiş Milletler'e dayandırılabilir mi? Oradan bir bu konuyla ilgili bir önerge geldi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi şöyle, bu haberin kaynağı esasında Türkiye saatiyle 21.45 itibariyle ajanslara düştü. Ve bir İsrail gazetesinden alınan bir haber. Bir üst düzey bir yetkili, bir hükümet yetkilisi günler içerisinde bu işin biteceğini, yani bir ateşkes olacağı şeklinde bir ifadesi var. Bu çok çok taze bir haber. Ama bugün bütün olanlara baktığımız zaman Merve Hanım, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde ve takiben yine aynı şekilde takip ettiğimiz kadarıyla İsrail basınında son 24 saat içerisinde Netanyahu karşıtı pozisyonların giderek alevlenerek arttığını görüyoruz. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim size, pazar gününe kadar buradaki televizyon kanalları, hatta en önemli kanal haber kanalının toplam 4 dakika, 3 gün içerisinde konuya 4 dakika ayırdığı şeklinde eleştiriler oldu. Aynı kanallara bugün bakıyorsunuz, son 72 saat içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde mi, İsrail'de mi, onu anlayamadım. Amerika, televizyon kanalı Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Son 72 saatte bakarsanız şu anda kanalların en önemli konusu Gazze'de yapılanlar. Ve de pazar sabahı itibariyle Associated Press'in bombalanmasıyla başlayan bir süreç. Hava değişimi başladı ve bu artarak devam ediyor. Bugün Başkan Biden Detroit'teydi, Michigan'a geldi. Fort Amerika'sında bir konuşma yaptı. Onu uçakta bölge milletvekili Müslüman Raşide Talip karşıladı. Biliyorsunuz Raşide Talip geçenlerde kongrede yaptığı bir konuşmada da gözyaşları tamamıştı. Biden yaptığı konuşmasında Raşide Talip'e de direkt olarak konuştu. Ailesinin Batı Şeria'da olduğunu, dualarının kendisinden olduğunu da ve elinden gelen her şeyi yaptığına emin olmasını söyleyen bir ifadesi oldu. Ve sözcüsünün de uçakta gazetecilerle yaptığı konuşmada yapılan açıklamanın çok yumuşak olduğunu, Netanyahu ile yapılan konuşmanın yumuşak olduğunu, bunun sebebi sorulduğu zaman kendisi de sert konuşmaların, yani şunu ima etti, daha sert konuşmaların ortalıkta olmamasında fayda olduğu faydalı şeklinde. Faydalı gördüğünü söyledi. Peki, Sayın Bülent Yavuz, son cümlenizi alayım. Tamam, teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Burada bence Türk kamuoyunun en önemli olarak, hassas olarak takip etmesi gereken hadise, burada Amerika'da, Amerika dahil olmak üzere hatta İsrail kamuoyunda dahi rüzgarların değiştiğini görüyoruz. Ve Amerikan kamuoyunda şu anda Gazze'de yapılanlar net bir şekilde, çarpıcı bir şekilde duruyor ve biraz evvel Sayın Atay'ın söylediği Netanyahu'nun yargılanması lazım şeklinde bir ifadesi oldu. Bu ifadeyi kullananlar var ve bu ifadeyi kullananlar arasında Amerikalı önde gelen Yahudileri de gördük. Zaten pek çok suçtan yargılanacak, pek çok suç var hakkında. Bu süreçten sonra belki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi rüzgarına göre o rüzgarın tersini çevirmesi de önemli. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bülent Yavuz. Kolaylıklar diliyorum size. Evet, Sayın Bülent Yavuz aktardı. Ama ben burada Türkiye'nin dahlini özellikle koymak istiyorum. Yani yaptığı diplomatik çabalar, attığı adımlar. Çünkü ne Suudi Arabistan'dan baktığımız zaman güçlü devletlerden, ne Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir adım geldi. Mısır'ın durumunu biliyoruz, Suriye'nin, Yemen'in, İran durumunu biliyoruz. Tek başına ne yapabilir? Zaten o ülkeler yalnızlaştırıldılar. Hiçbir şeye tepki veremeyecek durumdalar. Türkiye'nin burada attığı adımlar önemliydi. Yani S-400 konusundaki kararlılığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 noktasında bambaşka bir noktaya gelmesi, bize silah vermiyorken buraya geliyoruz. Ben şununla da birleştirip son 5 dakikamı size şunu söylemek istiyorum. Meral Akşener'in bir de bir açıklaması vardı. Sandıkta helalleşsin Cumhurbaşkanı Erdoğan için demişti. Yani zaten ne kadar başka partiler helalleşebilir, yani her oy bir helalliktir, öyle değil mi? Yani ben bir oyumu vermişim, bir daha vermişim. Sandığa gidiyoruz. Gerek yerel seçimlerde, gerekse genel seçimlerde helalleşiyoruz kardeşim. Ama şöyle bir şey de var. Meral Hanım eğer çok merak ediyorsa seçim sonuçlarını yerelde de baksın, genelde de baksın. Hepsinde birinci parti biziz, şampiyon biziz. Dünya rekoru bizde. İki kişiden biri Erdoğan'a oy veriyor. Yani
Böyle bir ortamda ikide bir hatırlatmanın bir manası yok. Sandıktan ümidini kesip de başka türlü varyasyonlara girenler düşünsünler bunları. Biz yine sandıktan kaçmayız. Ancak 5 seneliğine biz yetki almışız. İşimize bakacağız belediyelerde. Öbür türlü yine genel seçimlerde yetki almışız, işimize bakacağız. Ve nihayetinde pandemi döneminin getirdiği sıkıntıları da çok kısa sürede aşarız. Onlar şu aşamada, pandemi sürecinde biraz daralan sektörler, biraz hizmet sektörü, biraz küçük esnafın daralmışlığıyla ilgili bir siyaset yaparak acaba bir şey çıkarabilir miyiz derdi içerisinde çabalarlarken biz yine resme büyük açıdan bakıyoruz ve önümüze bakıyoruz. Biraz önce sizin Kudüs'le ilgili söylediğiniz sözler bana şunu hatırlattı. Haliyle 100 küsur yıl önce tesbihin imamesi Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğu'ydu. İmame gidince 99 tane tesbih tanesi paramparça oldu ve dağıldı. Arapların her birisinin, gönül coğrafyamızdaki her bir ülkenin farklı farklı olmasının sebebi şundan. Halklar cahil bırakıldı. Geri kalmış bir vaziyetteler. Başlarındaki idarecilerle halkların inançları örtüşmüyor. Emin olun Suudi Arabistan'daki insanların, Arap Emirliklerindeki insanların, Irak'taki, Suriye'deki, Afganistan'daki, Pakistan'daki insanların, samimi insanların inanışlarıyla yukarıdakilerin, idarecilerin inanışları örtüşmüyor. Biz de Türkiye'de İsrail'de örtüşüyor. Onun için bizim liderimiz çıkıyor. Evet, katil devletsiniz diyor. One minute diyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Nerede mazlum varsa onun hakkını savunmaya devam ediyor. Bakın şimdi Kudüs meselesine geliyoruz değil mi? Milattan önce 4000'lerde kurulmuş, onlarca peygamber yaşamış, 3 din için mübarek bir yer. Başımızın üstünde yeri var. 638'de Hazreti Ömer'le beraber almışız. Ta 1099'daki Haçlı istilasına kadar devam etmiş, barış olmuş, hoşgörü olmuş. Onlar geldiklerinde, Haçlılar geldiklerinde tüm tarih kayıtlarda ve batılı kayıtlarda geçiyor. Diz kapaklara kadar kan revan içerisinde kalmış her taraf. Ve bir tek Müslüman bırakmayıncaya kadar çoluk çocuk hepsini kesmişler. Zulüm işlemişler. Sonra Selahaddin Eyyubi 1187'de geliyor. Yeniden fethediyor. Hatta niye gülmüyorsun dediklerinde Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs kan ağlarken ben nasıl gülerim, Allah'a nasıl hesap veririm diyor. Ve ondan sonra yeniden hoşgörü dönemi başlıyor. Neredeyse 1350 sene boyunca İslam hakimiyetinde, Türklerin hakimiyetinde. Evet. Hep üç dine de saygılı bir ortam var. Evet. Kimsenin dinine karışılmamış. Orada Hazreti İsa'nın ruhu teslim ettiği yer var. Açık kilise. Yahudilerin mabetleri açık. Fakat ne zaman ki şimdi 70-80 yıldır 1948'de devlet olarak iş başına geldiler, yeniden zulüm başladı. Bu binlerce yıllık tarih içerisinde emin olun, Haçlıların istila ettiği 88 yıl nasıl kısa ise, İsrail'in de zulmü o kadar kısa olacak Allah'ın izniyle. Sayın bir türlü biz oraya sahip çıkarız. Tek derdimiz şu. Özellikle Şerif Hüseyin'le başlayan ihanetler zinciri, Müslüman ülkeler dediğimiz ülkelerdeki idarecilerin samimi bir şekilde Müslümanca bir tavır ve yaşayış içerisinde olmamaları, ihanet etmeleri. Batılılar gözünde Haçlı Seferi, Arapların gözünde Haçlı Seferleri diye iki tane kitap var, okudum. Orada yaptıkları bunların bölmek, parçalamak, bir tarafı yok edip ikinci tarafa geçmek. Şimdi aynısını yapıyorlar. Mısır'ı tuttular, konuşturmuyorlar. Suudi Arabistan'ı tuttular, konuşturmuyorlar. Arap ülkeleri, Dubai konuşmuyor. Barzani bile diyor ki iki taraf diyor sussun da diyor yazık oluyor ya, ölümler oluyor falan diyor. Niye? Dertleri farklı. Yani işin başındaki insanlar şimdi haklarıyla aynı düşüncede ve inanışta değiller. Değiller. Ben bundan özellikle bahsederek siyasette, iç siyasette helalleşme ama dışarıda atılan adımlarda böyle bir sonuç görmesinde de başka ülkelerdeki insanların da rızasını almayı özellikle altını çizmek istedim. Çünkü bu çok önemli bir gelişme. Ateşkeslemek çok da doğru değil. Yani çok farklı iki güç. Filistin, İsrail Devleti'nden bahsediyoruz. Orantısız bir güç. Çok uzun sürmeyecek onların hakimiyeti. Ama bu açıklamada Türkiye'nin dahli ne kadar önemli? Siyasette helalleşmeyi konuşurken bir de başka ya, insanların, ya, başka ırkların, mazlumların rızasını almak da çok önemli. İçeride Filistinlilerden herhalde Meral Hanım bir özür dilese, evet, bir helallik istese olur. İşte. O mazlumlardan. İşte ilk önce iç siyasette helalleşme ve işte mazlumların da rızasını almak da devreye girdi. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, çok teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Özasaki değerli katkılarınız için ben programa. Sayın Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum. Kenan Kıran, sizlere de öyle. Ve Ankara stüdyomuzda
Meclis İçişleri Komisyonu Başkan Vekili MHP Gaziantep Milletvekili Sayın Sermet Atay. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle memleket meselesini burada noktalıyoruz. Yayınımız Gece Ajansı ile devam edecek. Biz müsaadenizi istiyoruz. Herkese iyi geceler diliyoruz.